göstereceğim. Yapmanız gereken tek şey yürümek. Başka hiçbir şey değil. Düşseniz de kalkıp yürümek. Bayağı bir olur. Yapmanız gereken tek şey bu. Çünkü Türkiye'de özellikle sizin gibi genç girişimcilerin olduğu yerlerde insanlara bunu göstermiyorlar. Hepiniz hangi bölümde okumuşsanız okumuşsunuzdur, üniversite mezunusunuzdur, başka yerlere gitmişsinizdir. Fakat mezun olduğunuzda yapacağınız tek şey çalışmak olur. Madem yıllar boyunca zaten çalışmak için okuyorsunuz, o zaman okumanın ne anlamı var? Hepiniz zaten gün sonunda işçi olarak birisinin yanında çalışacaksınız. Niye okuyorsunuz? Çok saçma. O 4 yılı kendi ticaretini yatırsaydınız ya da inandığınız şeyi yapsaydınız, 4 yılda ciddi rakamlara ulaşabilirdiniz. O iş yerini de satın alabilirdiniz belki. Fakat Türkiye'de, özellikle bu ülkede, insanlara yapılan sistemde okumaktan daha çok önemli olan şeyler var. İşçi yetiştiriyoruz. İşçi. Eğer siz zaten gün sonunda eğer işçi olmak için çalışıyorsanız ya da okuyorsanız ya da farklı bir şey yapıyorsanız bence işin çok da bir esprisi yok. Ben de size bugün o bulduğum yolu, o çalışan sistemin sizler için nasıl çalışacağını anlatacağım. Ve bunu gerçekten tüm canlı kulağınızla dinleyin. Belki 4 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık eğitimde öğrenemeyeceğiniz şeyleri bu seminerde öğreneceğiniz ve öğrenmeniz için elinden gelen her şeyi eksisiyle, artısıyla göstereceğim. Çünkü hepinizin başarılı olmasını istiyorum. Ve bunu yapabilecek hepinizin potansiyeli var. Çünkü görebiliyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Aksi takdirde çok basit matematik. Ben çok şey bir insanım karakter olarak. Basit. Çok basit. Zaten en iyi yaptığım şey de basit olmak. Çünkü bu kadar basit bir şekilde işlerimi yaptığım için hepiniz bu yaptığımı anladınız. Diğer insanlar gibi kafanızı karıştırıp Ali Baba'dan ürünü alın, Amazon'da satın ya da farklı farklı yerlerde işler yapın da ben de öğretebilirim. Fakat bizim yaptığımız şeyin diğerlerinden farklı olmasının bir sebebi var. Ve bu kadar insanın, ki benim şu an tahminimce anlatıya göre %80 öğrenci başarı oranım var. Yani bu ne demek? İşe giren ya da eğitim alan ya da herhangi bir şekilde bana inanıp da güvenen insanların %80'i başarıyor. Çünkü İnsanlara hileyi değil, bu sistemin nasıl çalıştığını anlatıyoruz. Yurt dışında uzun süre yaşadığım bu süre zarfı içerisinde de öğrendiğim tek şey sistemin ne kadar basit olduğu ve bu basit değil, ne kadar da kolay bir şekilde diğer insanlara da gösterebilirsem bu benim için bir başarıydı. Ve bugün öğreneceğiniz şey size nasıl 1 milyon pound'a, ben İngiltere'de yaşıyorum pound diyorum, siz de isterseniz Türk lirası deyin, nasıl isterseniz, Türk lirası derseniz 13 milyon. Evet. Olsun, büyük olsun. Hedefimiz her zaman büyük olsun. 1 milyon olursa bizim olur. O daha fazlası olursa Allah bereket versin. Şimdi, asıl olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Size her şeyi, bu seminere gelen arkadaş öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Burada ben size eBay, satış platformlarının hepsini hızlı bir şekilde, nasıl basit olarak anlayabileceğiniz her şeyi anlatacağım. Çok gerçekten yıllar boyunca bu sistemlerin algoritmalarıyla çalıştım ve Türkiye'de hiç kimse bu kalitede hizmet vermiyor. Nedenini bilmiyorum fakat gördüklerini öğrettikleri için de çok fazla bir şey olmuyor. Ben size matematiği ve sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım. Şimdi şurada bir hedefimiz var. Hedefimiz bu. 1 milyon puan. Peki, hiçbiriniz düşündünüz mü bu paraya nasıl ulaşıyorsunuz? Olay ne biliyor musunuz? Eğer şu yolu ölçeklendirebilirsek bu paralara ve bundan sonra istediğiniz hedeflerin hepsine ulaşabilirsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? 1 milyonlu. Örnek veriyorum, eBay'de bir tane ürün satıyorsunuz ve ürünün ortalama satış size bıraktığı kar 10 pound. Bunu ister Amazon, ister başka yerde, neresi olursa olsun. Bakın çok basit bir matematik yapıyorum. Bunu yapabildiğiniz her ticarette başarılı olursunuz. Satış başı 10 pound. Bizim hedefimiz var ve kârımız, net olur. Yani revenue değil, revenue başka bir şey. Bu bizim cebimize kalan vergiler ve diğer şeyler çıktıktan sonra 10 puan. Şimdi ben eBay'de, Amazon'da ya da Facebook Marketplace'de ne kadar daha bu üründen satarsam şu rakama ulaşırım? Ne ediyor? 3, 4, 5. 100 bin. O zaman olay ne biliyor musunuz? Onu da alayız. 100 bin oldu. Bu kadar adet ürün satarsak arkadaşlar,
Hepimiz milyon dolarlara, milyon pound'lara sahibiz. Bu kadar basit. Şimdi ne yapacağız? Sabah akşam ürün satacağız. Hedef bu kadar basit. Size Türkiye'de özellikle hiç kimse size bunu söylemez. Çünkü söylememelerin sebebi insanlar diğer insanların başarılarından mutluluk duymuyor. Sürekli bir insanları aşağı çekiş, sürekli olarak yapılan işin herhangi bir şekilde yani siz daha iyisini yaparsanız başkası yapar, sizi aşağı çekiyorlar. Özellikle herhalde 4 günden beri buradayım. İnsanlar inanılmaz derecede umutsuz. Özellikle Türk genci zehir gibisiniz. Sizin gibi insanlar yurt dışında günlük milyonlar kazanıyor. Ve ben onların nasıl yaptığını biliyorum. Ve oradan geldim. Ve bugün Türkiye'ye özellikle, çünkü biz global bir şirketiz ve dünyanın her yerinde yaklaşık 166 tane ülkede öğrencim var. Ve benim tek istediğim şey Türkiye'deki insanların başarılı olması. Başlangıç olarak doğduğum ülkeden başladım. Ve o yüzden de bugün size bu işin nasıl yapılacağını, sorunlarınızı nasıl gidereceğinizi, banka hesabınızdaki paraları nasıl artık hesaplamadan rahat bir şekilde istediğiniz arabayı alıp, istediğiniz evi alabilmenin vermiş olduğu o şeyi yaşamanızı isteyeceğim ve nasıl olacağını anlayacaksınız. O yüzden lütfen buradaki şeyleri not olarak ilerleyin. Niye böyle yapıyor bilmiyorum ama. Düşmüş mü? Şimdi iyidir. Şimdi o yüzden arkadaşlar yapacağımız şey çok basit ve gerçekten ama gerçekten hepinizden tek istediğim şey hayatınızı değiştirmeniz. Çünkü eğer zengin olursanız daha çok yardım edersiniz. Daha çok köpeklere, kedilere, annenize, babanıza, sevdiklerinize, eşinize. Bakın dürüst konuşalım. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak bedeller ödemek zorundayız. Buraya gelen insanların milyoner olmasının olacağının sebebi o kadar yolu göz alıp buraya gelebilmeniz. Çünkü hayalleriniz var ve hayallerinize giden yolda size hiçbir şey engelleyemez. Şöyle düşünsenize, istediğiniz arabayı alıyorsunuz, istediğiniz eve gidiyorsunuz. Ben buraya geldiğimde 13 katı olmuşum falan. Dün taksiz dolaştı dedim. Ben dolaştırdıkça bana da artıyor. Yani para ben bir şey kaybetmiyorum. Yani, o kadar burma geldik ve hepinizin gerçekten o paralara ulaşmasını istiyorum. Trendyol, diğer satış mağazaları. Arkadaşlar lütfen o kadar, bakın 13 tane sizden var, 13 tane. Türk parasıyla niye uğraşıyorsunuz? Yurt dışında market var. İnsanlar böyle ellerini kollarını açmış. Diyor ki Türkler gelsin satış yapsın. Niye satmıyorsunuz? Yapmanız gereken bahanelerinizden daha çok sebepleriniz olması gerekiyor. Ve ben bugün tüm kalbimle size ben nasıl başarırım, siz nasıl başaracaksınız? Hepsini adım adım anlatacağım. Şimdi ilk önce benim hikayemden ufak bir şekilde başlayayım. Çünkü nereden geldiğimi bilmeniz lazım ki siz de kafanızda hayal edebilin. Ve bu ettiğiniz hayali sizler kendiniz için kurgulayın. Bu çok önemli. Ben de yıllar önce gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğim günlerde hayatımda bir çıkış yolu arıyordum. Bu aradığım çıkış yolu para kazanmak olduğunu biliyordum. Ve bunun nasıl olacağını tam kestiremiyordum. Çünkü yıllardan beri ben yaklaşık 10-12 seneden beri herhalde bu işle uğraşıyorum. Fakat hiçbir zaman bu kadar yüksek bir rakamda ulaşmamıştım. Yani para kazanıyordum fakat ayın sonu nasıl getireceğim diye düşünüyordum. Ve Türkiye'den mallar alarak İngiltere'de satmaya başladım. İlk önce İspanya'da, sonra da İngiltere'de. Ve bu süre zarfı içerisinde bir şeyi keşfettim, dropshipping. Bunu bilmeden yapıyordum öncelikle. Gerçekten nasıl olduğuna hiçbir şekilde bilmiyordum. Sadece olay şuydu. Müşterilerim benim sattığım çantaların renklerini soruyordu. Ve ben bu ürünleri alamıyordum çünkü Türkiye'de 2 günde geliyordu, 2 haftada geliyordu. Litvanya'ya. Ben de müşteri bana şunu söyledi. Akın dedi, sen direkt bana evime gönderirsen ben de çok mutlu olurum. Ben parasını vereyim dedi. Dedim. Sonra gönderdim. Müşteri memnun. Allah Allah dedim. Zaten param yok. Ben bu ürünleri sanki bende varmış gibi listelerse kendi internet sayfama herkes alır ve stoksuz olarak satış yaparım. Şimdi orada işte kafamın lambulü, yani direkt ampul yandı. Çünkü istediğim her şeyi satabilirim artık. Hiçbir şekilde para vermeden, riske girmeden, bugün size öğretilen sistemlerin hepsinde paranız varsa ticaret yaparsınız. Benim gösterdiğim ve öğrettiğim sistemde paranız yok yani ticaret yaparsınız. Çünkü nasıl olduğunu biliyorum. Ve sizin de cebinizde, işte benim yeterli param yok, yeterli... Bunları kendinize söylüyor. Bunlar kendinize, beyninizin size söylediği yalanlar.
bunun yalan olduğunu bir şey başardığın zaman anlıyorsun. Çünkü beyin o kısmı geçirememiş daha. Ve olay şu burada. Düşünsenize, stoksuz olarak her şeyi satabiliyorsunuz. O zaman ne demek biliyor musunuz? Risk, zarar sıfır, risk sıfır ama kar marjı %1 milyon. Her şeyi satarsınız. Özellikle yurt dışı bir ülkelerde insanlar para gücü var ve alabiliyor. İngiltere, kadınlar inanılmaz derecede yaklaşık %60-%70 ekonomiyi sadece makyaj malzemelerinden döndürüyor. Eğer burada bir üreticiyseniz, eğer varsa öyle bir niyetinizde, ürünleri çıkartıp İngiltere'ye, Amerika'ya satabilirsiniz. Hem de şimdi bu süre zarfı içerisinde neden İngiltere? Tüm dünya, worldwide, herkese satabilirsiniz. Bir sokakta düşündüğünüz zaman sadece sizin şu an, bakın Taksim'deyiz ve Taksim şu an Türkiye'nin en büyük herhalde yerlerinden bir tanesi, en pahalı caddesi de sanırsam bu İstiklal Caddesi. Ve bu sokakta arkadaşlar bir tane dükkan açtınız. 100 bin sterlin diyelim yatırım yaptınız. Ve o sokaktan günde 5 milyon insan geçiyor. Bunlar sizin potansiyel müşteriniz. Ve bu 5 milyonluk müşterinin size sadece %1'i potansiyel müşteri olarak dönecek. Hayat bir datadan ibaret. Dataları ve rakamda okuyabildiğiniz sürece başarı şansınız imkansız. Yani başarırsınız ama bu rakamları okumayı öğrenmeniz lazım. Bunun için matematik bilmeniz de gerekiyor. Çok basit yaptığım şeyler. Sadece analiz etmeyi öğrenmeniz lazım. Ve bu diyelim ki 5 milyon, bunun işte diyelim %1'i gelecek. Diyelim ki 1000 tane potansiyel müşteriniz var. Bir ürün satıyorsunuz. Yine diyelim 10 lira kar var. Ve bunu yüzde çarptığınız zaman ya da 1000'le kaç kişiyse o rakam çıkacak rakam sizin diyelim aylık bu rakam toplandığında aylık 10.000 sterlin yapıyor. Şimdi siz 100.000'i kazanmak için 10 ay çalışmanız lazım. Bu parayı tekrar yani 10 aylık önden bir yatırım yapmanız lazım. Ve bu yüzden eğer 10 aylık yatırımı böyle bekleyerek paranızın dönmesini bekleyeceksiniz, gerçekten çok zaman kaybedeceksiniz. Fakat yeni sistemde bizim geliştirmiş olduğumuz ve gerçekten herkesin üzerinde çalışabilecek sistemde istediğiniz her şeyi satabilirsiniz. Tabii ki birazdan sunumda anlatacağım neleri satabilirsiniz, neler daha çok para kazanılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Niş denilen bir şey var, kategoridir. Yani bu sattığınız ürünlerin nasıl ve ne kadar insanların ilgi ve talep gösterdiğiyle alakalı. Ve bugün buradaki herkesin ya eve gittiğinde ya da şu an İnternetten artık günlük 100 poundluk en az satış yapabilecek bilgiye sahip bir şekilde gideceğine benim gönlüm rahat. O yüzden arkanıza yaslanın, tadını çıkartın sunumu. Çünkü öğreneceğiniz şeyler sizi milyoner yapacak. Sizden tek istediğin şey paranız olduğunda parayla satın alınacak ve parayla satın alamayacak şeyleri ayırt edebilmeniz. Çok güzel villalar alabilirsiniz. Ama içindeki aileyi alamazsınız. O yüzden hayatta her şeyin para olmadığını, fakat bazı şeyleri yaparken de bu paraya sahip olabilmeniz gerekiyor. Ve bunu yapabilecek zekaya sahipsiniz. Ve böylelikle sizler de gerçekten çok başarılı bir şekilde geleceğin girişimcileri ve milyonerleri olacaksınız. Buradaki şey aslında sizin benim inancıma göre artık neye inanıyorsunuz bilmiyorum. Tek diyebileceğim şey Allah ya da neye inanırsanız artık adınızı çağırıyorsanız vermeyeceği şeyi hayal edilmez. Eğer siz buraya bunu yazdıysanız, o bir şekilde olacak. Siz bugün imza attınız isminizle. Ve gerçekten hepinizin çok başarılı bir şekilde milyoner olmasını ve bu milyonları da inandığınız şeyi başkasının hayatına değil. Çünkü hayat çok kısa, zaman çok geçiyor. Ben 20 yaşlarımı çok iyi hatırlıyorum, 10 yaşlarımı da hatırlıyorum. 30'a geçtik, çıkıyoruz da. Ve zaman çok hızlı geçiyor ve hayatta sizi bekleyen fırsatın ne olduğunu bilemezsiniz. Kafanız böyle yolda yürürseniz fırsatları kaçırıyorsunuz. Ve fırsatlar benim en uzun zamanlarımda hiç param yok ya. Ki o zaman çok mutluyum bu arada. Kapı derdim tasam yok. En azından param yok diyorum. Şimdi işler büyüyünce farklı oluyor açıkçası ama. Şöyle bir durum söz konusu. Bu gerçekten ama gerçekten. Kafanız yerdeyken ha bugün böyle oldu işte bu şey oldu para yok su yok falan böyle yolda yürürken fırsatları kaçırıyorsunuz. Ve ben sokakta artık yola çıktığımda o kadar şanslı insanım ki sokağa çıktığımda yolda yürüyorum. Dışarıda 100 tane kitap görüyorum. Hemen Amazon'a gidiyorum, Amazon'da okutuyorum. Kitaplar arkadaşlar böyle 150-200 puan. Bakkala giderken 150 puan kazanıyorum. Bedava.
Anladınız mı? Her yerde para var. Ta ki görebilmek için kafanızı kaldırıp, o sizi ne olmuşsa artık geçmişinizde, boşanmış olabilirsiniz, sevdiğinizi kaybetmiş olabilirsiniz, işinizden kaybolmuş olabilirsiniz, bilmiyorum ki belki evleneceksinizdir, inşallah güzel haberler de gelir, çocuğunuz olmuştur, uğraştır. Herkesin hayatta bir bahanesi var. Bu bahaneler hepimizde var. İşte bunu insanlar anlayamıyor. Yani bende olan dert varsa sizde de vardır. Fakat farklıdır. Sizde başka bir sevgiye gerek, insanlar sevdiği şeyden sınanır. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden burada ben özellikle Türkiye'deki bütün insanların hayatlarını, sizin özellikle bana inanan, bana güvenen bütün insanları hiçbir zaman yüzüstü bırakmadım. Ve benim buradaki hayattaki vizyonumda şirketi, Okyanusu şirketi olarak yolunu kaybetmişlerine yollarını göstermek, hayallerini kaybetmişlerine hayallerini hatırlatabilmek. Tek amacımız bu. Ve hepinizin her ne yaşta, her ne düşüncede olursanız olun, düşüncenizi değiştirerek bu rakamlara ulaşabileceğiniz gerçeğinize inanmanızı istiyorum. Çünkü ben yapabildiysem buradaki herkes yapabilir. Ve benim hiçbirinizden bir farkım yok. Biraz boyunuzu alayım. Yani tek bir şey yok. Ve tek dediğim şey arkadaşlar, bunu nasıl yapacağını biliyorum. Ve sizin nasıl yapacağınızı şimdi size göstereceğim. Ve benim bu süreçte nasıl başladı, bu platformlar nasıl çalışıyor, sunumumu yapacağım. Sunumdan sonra size bilmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Ve ondan sonra hayat sizin. Bu kapıdan çıktıktan sonra bu çıkış kapısı, benim hayattaki misyonum size dedim ya, benim çıkış kapım ya da benim vizyonum, bizim şirket olarak, Okyanusu şirket olarak vizyonumuz insanlara kapıyı göstermek. Kapı orada. Ve bu kapı sizin hayallerinize, umutlarınıza ve inandığınız şeylere götüren kapı. Yoksa hayat zaten çok kısa. Başkası için hayatınızı çalışarak geçiriyorsanız bir kere daha düşünün. Bir kere daha düşünün. Gerçekten onun için çocuğunuzdan vazgeçer misiniz? Çünkü onu görmemek için işe gidiyorsunuz. Çünkü niye? Ona bakmak için. Halbuki öğretilen 2021'in sisteminde artık para kazanmak o düşündüğünüz gibi işten ele evden işe olmuyor. İstediğiniz kadar çalışın. Ben çalışarak milyona ulaşmış bir Allah'ın kulu görmedim. Ve hiçbir zaman da göremeyeceksiniz. Çünkü para öyle kazanılmıyor. Size öyle öğretiyorlar. Bugüne kadar belki dediklerim size tuhaf gelebilir. Her nasılsa para kazanmak istiyorsanız uyurken bile sizin adınıza çalışacak paralar üretmeniz lazım. Aksi takdirde hasta olduğunuzda nasıl para kazanacaksınız? Ya da herhangi bir şekilde siz uyurken ya da tatile giderken çalışmıyorsunuz, para kazanmıyorsunuz. Oldu bitti. Para akışı, cash flow. Para, isterse cebinizde şu rakam olsun. Önümüzdeki ay bu para gelmezse tekrar bankaya ya da hesabınıza, siz zengin değilsiniz. Bu para erir gider. Sizin buradaki misyonunuz bu parayı her zaman iki katı, üç katı ve 10 katı, 10x kuralı, 10 katı. Çünkü şey, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben size dürüst konuşayım. Hayatınızdaki en büyük domino bence bu taş. Şimdi iyi dinleyin beni. Eğer bir domino edebilirseniz, bu domino taşları ne oluyor biliyor musunuz? Böyle noktaya kadar düşüyor. Siz bunu, en zor bu, bunu devirmek. Bunu devirdiniz mi? Ondan sonra kendinden akıya gidelim. Yani kar topu etkisi. Ufacık bir kar topu etkisi. Şu an eBay'de satıp günde, bakın çok net konuşuyorum. Ben biraz diyorum ya, rakamları severim. Gün çalışıyorsunuz, ne kadar maaş oluyorsunuz bilmiyorum. Hepinizin bir işi vardır diye ümit ediyorum. Şimdi benim size teklifim var. Bu teklif şu. Hayatınızı bir düşünün. Sevdiklerinizi bir düşünün. İnandığınız şeyleri bir düşünün. Bunlar sizin hayatlarınız olabilir. Evlendiğiniz zaman, çok zor bir şey, bilmiyorum daha evlenmiş varsa aranızda, evlendiğiniz zaman çocuğunuzu bırakıp işe gitmek kadar kötü bir şey yok. Arkada o size bakıyor, gitme diye ağlıyor ve ne bileyim, eşinizle belki bir şey yaşamak istiyorsunuzdur, dışarı çıkıp restorana götürmek istiyorsunuzdur ama gidemezsiniz. Ben 3 işte çalışıyordum bir günde. Sabahları barda çalışıyordum, akşamları restoranda, oradan yürüyerek bir saat gece otelde nöbetçilik yapıyordum. Otelde uyuyordum. İnsanlar kapıya giriyordu, böyle vuruyordu. Ben uyuyordum, öyle açıyordum. Hani çünkü vücudumun uyuması lazım. Günlük 4 saat de uyumuyordum. Ama otelde uyuyordum çalışırken. Uyurken para kazan. O zaman başladı işler. Uyurken para kazanmak. Sonra oteli yaptım. Uykusuzluktan. Allah'tan kurtardım.
Ama bayağı çıplak insan gördüm. Yangın anında hiç kaçırdım. Yani dediğim gibi sağlıklı olmuyor. Daha çok çalışarak daha çok para kazanamıyorsunuz. O gün onu öğrendim. Yani ne yaptım? O zaman dedim ki, harbiden benim uyurken para kazanmam lazım. Ama nasıl kazanacak? Kimse yol göstermiyor. İnternetten girdim, araştırdım. Ben bu sistemi çok iyi biliyorum. Ve sadece şu, kendime güvenmiyorum çünkü diyorum ki yetersizim. Başaramam, yapamam ya da ne bileyim, bu para bana layık değil. Ya da onlar işi biliyor ya da işte bahane işte beyin. Sonra bir gün durdum ki, şunu kapattım, şu iç sesimi. Ben neden işte yapamıyorum ya dedim. Niye o yapıyor, ben yapamıyorum? O zaman yap dedi, bir baktım. Bir anda eBay'de bir tane ürün istedim o zaman. Ürün satıldı. Ürün satıldıktan sonra bir baktım, bak diye benim günlük paramı bir dakikada yatarken kazandım. Allah Allah dedim. Şimdi bugün size de aynısını söylüyorum. Yani bir işe gidip günlük 100 lira maaş alıyorsanız, benim teklifim bu size. Siz gidin yine 100 lira maaşınızı alın. Çalışın, işinizden ayrılın demiyorum hiçbirinize de. Ta ki o dengeyi tutarana kadar. Çünkü bir balans olacak. Bu balans ne zaman ki eşitlenecek, buraya gerek kalmayacak ve burası daha büyüyecek, o zaman her şeyin zamanı var. Şimdi benim teklifim şu, siz çalıştığınız iş var ya, devam edin. Eski kurallara, eski kafaya ya da eski düşüncelere devam edin. Çünkü niye? Sorumluluklarımız var. Çocuğumuz var, ailemiz var, bakmamız gereken şeyler. Benim teklifim şu, şunu yaparken devam edin ve bir tane eBay ve bir tane Facebook hesabı açın. Çoğunuzun Facebook'u vardır diye tanımlıyorum zaten. Ve hesabınızı açın arkadaşlar. Sadece sizden şunu istiyorum. Günlük bir saat. Hayalleriniz için bir saat çalışın. Başkası için günlük 10-12 saat çalışıyorsunuz. Bence kendiniz için, hayalleriniz için bir saat hiçbir şey. Çünkü ben 18 saat bazen çalışıyorum. Ve işte pişman değilim. Çünkü bir kere bile çalışmış gibi hissetmiyorum. Hayalleriniz için çalışıyorum. Hiç bana iş gibi gelmiyor. Ben burada sizle beraber çalışıyorum. Londra'dan atladım, geldim iş toplantıları yapmaya. O sırada sizinle tanışmak istedim, sizinle beraber olmak istedim, sizi görmek istedim, sizi anlamak ve sizin sıkıntılarınızı gidermek için geldim buraya. Yoksa ben Londra'da rahatım yani. Fakat benim istediğim şey, siz burada huzursuzken ben burada rahat olamam. Çok net. Yani beni arayıp bana özelden yazıp da maddi durumum çok kötü, okuyamıyorum, işte şu okula gitmek istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Nasıl mutlu olayım? Dünya param olsun. Kafam sizde. Ve gamsız da bir insanımdır. Yani çok da şey de yapmam. Her nasılsa burada anlatmaya çalıştığım tek şey sizin başarmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de oralardan geldim. Ben de o parasızlığın, arkadaşlardan borç almanın, sıkıntıya girmenin ne kadar kötü olduğunu çok iyi biliyorum. Ve hepinize, size teklifim bir saat hayalleriniz için çalışabilir misiniz? Eğer varsa lütfen hayalleriniz için evini çalışacak lütfen ev kahvesi. Bir saat. Sizden tek istediğim bir saat. Çünkü bir saat. Ne bir saat, bir dakika, ne bir saat, 59 saniye. Bir saat. Şimdi niye biliyor musunuz? Eğer bunu yapabilirseniz bir yıl sonra, iki yıl sonra bu zaman size kalmış. Ne kadar daha çok parasınız çünkü o kadar daha hızlı ulaşırsınız. Buna gerek kalmayacak. Eşinizi, çocuğunuzu, ailenizi başkaları için dolaştırabileceksiniz. Çünkü ne olacak biliyor musunuz? eBay'de günde bir tane ürün satacağız. 10 lira kazanacağız. 10 pound yani. Bu 10 pound bizim günlük buradaki tüm parasıyla. O daha fazla da. Düz o hesap olsun. Para böyle kazanır. Para kazanmak, zengin olmak istiyorsanız 10 saat o işte çalışmayacaksınız. 1 saat çalışacaksınız akıllıca. Vücudunuzda hiçbir şey yapamazsınız. Belki çok yeteneklisinizdir, zanaatkarsınız. Çok güzel. Yeteneğinizi satın. İngilizce öğretmeni misiniz? Size bir şey söyleyeyim mi? Benim görebildiğimi siz görseniz. Bak size dürüst konuşayım. Bu bir teknik değil bu arada. Onu söyleyeyim. Yapmam böyle bir şey. Yapacağım ama öyle teker teker değil. Bana ne yeteneğiniz olduğunu söyleyin. Ben size milyonlara nasıl ulaştıracağınızı göstereyim. Ve adım adım bu süreçte size yardımcı olayım. İngilizce öğretmenisin. Para mı kazanmak istiyorsun? Gel. Ben sana sistemi kurayım, senin yapman gereken şey İngilizce öğretmek. Bak nasıl milyon kazanılıyor. Sen inşaat mühendi misin? Gel. Sana nasıl bu işin yapılacağını göstereyim. Çünkü her sektörü yaptım. Matematik öğretmeni, başka bir öğretmen, resim çiziyorsundur, tasarım yapıyorsundur, mimarsındır, mühendisindir. Gel sana nasıl milyon kazanılacağını göstereyim. Bu kadar netim. Hepinizin içerisinde cevher var.
nasıl kullanacağınızı bilmiyorsun. Çünkü göstermediler, bana da göstermediler. Ben artık o kadar derinlere inince, o kadar yoklukta artık parladım. Çünkü daha inebileceğim yer kalmadı. Çıkış aradım, bütün kapıları çaldım. 99 tane kapı çaldım. Son kapıyı çalarken hiç unutmuyorum. O hayatımda okuduğum bir kitap işte, Her Şeyi Başlattı. Her şeyimi kaybettim, sokakta yürürken o kitabı gördüm. Kitapta, kitabın misyonu bir çocuğu hayatında çok kötü bir günü geçirip pizza dağıtıcısı son servisine giderken araba çarpıyor. Çocuğun kredisi borcu var, ev kirası var, o var, bu var. Çocuk hayattan nefret ediyor. Ben dedim ki bu kitap harika, ben de aynı öyleyim. Her şeyimi kaybetmişim, hiçbir şeyim yok. Bir ekmeği 5 gün yedim. Günde 30 saat yürüyorum. 30 kilometre, özür dilerim. Yapacak bir şey yok ve günde ortalama olarak 10 tane kitap okuyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Tek sosyal şeyim kitap okumak ve o kitabı buldum her şeyimi kaybettiğimde. Dedim çocuğun hayata bak, aynı benim gibi. Çocuk hep kaybediyor, hep başarısız, hep başarısız. Bir şey yapıyor, elinde patlıyor. O yapıyor, elinde patlıyor. Böyle okumaya başladım, çat. Ertesi gün bir adam geliyor okan, çocuğa diyor ki Mehmet Bey, sizi diyor ofise götürmemiz lazım. Ben de okuyorum bile, ben ofise de gidiyorum. Bir tane arkadaşım vardı, bana iş teklifi yapmış, belki o da uyarlıyorum kafamda böyle, harbiden. Kitabı bilmiyorum, okuyorum böyle, hararetli. 900 sayfa bir kitap ve çocuğun dedesinin dedesinin dedesinden çocuğa milyon kalmış, trilyon, bir trilyon dolar kitabın adı. Nasıl ya dedim. Ve çocuk ondan sonra şunu söylüyor. Hayatta sizi bekleyen fırsatın ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Yani sizin dışarı çıktığınızda mesela burada bir çıkacaksınız, hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Bunu hanginiz garanti edebilir? Ama kafanızı kaldırırsanız görürsünüz. Dedim, bu çocuk milyon kazandı ve bir anda hayatı değişti. Dünya ne zevkliyse, yani 30 tane ülke satın alacak parası oldu. Böyle yaptım. Zaten her şeyimi kaybettim. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı yaşamımdan başka. O zaman dedim, öyle ya da böyle inandığım şeyi yapacağım. Başkası için çalışmayacağım. Ve nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Bak, sadece kendime söz verdim, ben dedim bu işi yapacağım. Nasıl olacağını bilmiyorum ama ilk adımını atacaksınız. Bugün buradaki herkesin ilk adımını atmasını istiyorum. Çünkü sizin göreviniz ne yapacağınızı bilmek değil. O evrenin görevi. O Allah size ne kısmet yazdıysa onu yaşayacaksınız. Sizin göreviniz oraya gitmek için böyle görseniz bile adım atabilmek. Ve sizin göreviniz sadece beni şu an gerçekten can kulağıyla dinleyip başarıya giden yolda kendi hayallerinizi neyse bunu kağıda yazmanız. Size bir şey söyleyeyim mi? 7 yıl önce ya da 8 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam yazmış olduğum bir kağıdı buldum. 1 milyon kazanacağım. Uçan arabaları yapacağım. Hayvanı yapamadım, yapacağım inşallah. Yenilenebilir enerjileri oluşturup çok büyük farklılıklar kuracağım. Okyanus Üniversitesi'ni açacağım. Dünyanın her evine gireceğim. Bunu bak hala bilmiyorum. Dünyanın her evine gireceğim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama yapacağım bunu biliyorum. Çünkü benim görevim onun nasıl olacağını, telefondan mı gireceğim, ondan mı gireceğim, yok. Bilmiyorum. Benim için önemli olan tek şey onu yapabilmek ve ona... Ve size bir şey söyleyeyim mi? Orada yazan 7-8 yıl önce hatta imkansız diye böyle yanına böyle şey yapmışım. Şöyle gülücük koymuşum. Nasıl olsa olmayacak çünkü. Hani kendim dalaya geçiyorum da, hatta şu da var ya. Bir de çıkar. Yani olmayacak ama neyse mutlu. Hepsini yaptım. Hepsinin üstüne çizmişim. Aferin lan dedim bana, yapabiliyormuşuz dedim. O yüzden hayallerinizi kağıda yazın. Ne istiyorsanız yazın. Çünkü verersiz değilsiniz. Neden Allah'tan gecekondu istiyorsunuz? Aman gecekondu. Allah zengin arkadaşlar. Herkese, her kuluna verecek kadar rızkı da var. Ama biz fakir düşünceliyiz. Gecekondu'yu veren villayı da verir. Villayı veren şey de. Allah hepiniz tabii ağız tadıyla oturmayı nasip etsin ama burada anlatmaya çalıştığım şey, insanlar fakir düşünüyor. Ben de yıllar önce düşünüyordum. Ta ki hedeflerime ulaşınca nasıl olduğunu ve nasıl yapılacağını anlatana kadar. Ben şöyle bir şey diyorum. Şunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Bakın, hangi yeteneğiniz varsa hepinizin, ki hepinizin yeteneği var. Bakın, yeteneksiz bu dünyada insan yok. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Bir, ikincisi, Türkiye'de kuşu yüzdürmeye, balığı uçurmaya çalışıyorlar. O yüzden herkes mutsuz.
Yani Allah kanat vermiş, öyle yüzdürmeye çalışıyorlar. Adam bilgisayar mühendisi, gidiyor şokta birinde çalışıyor. Yardım. Benim. Çıkardım. Hayır dedim. Hayır. Yakup bizim Akın Baba'yı yapan da yazılımcı arkadaşımız bu arada. Evet, Özgür de aynı şekilde çok eskiden beri benimle beraber. Hayatta, hayatta onların görmediği şeyi ben görüyorum. Yaptırmam onlara. Ona o parayı veririm, gider işini hayallerini yapar. Hayal kalkınca o zaten kendi umudur. Size de aynısını yapar. Ve yapabilirim de, buna gücüm de var, maddi manevi. Her nasılsa istediğim şey, sizin bir kurtarıcı beklemeniz değil. Ben sizden istediğim tek şey, ayağa siz kalkacaksınız. Kimse size el uzatmaz. Ben de yıllar önce birisi bana gelsin de yardım etsin diye böyle gözlerin içine bakıyorum. Adamlar Londra'ya taşındığında milyoner insanlar. Adamlara diyorum ki sen bu parayı nasıl yaptın, bana da göstersin. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ve çok kızdım kendime. Çok. Onun başarabildiği şeyi ben başaramıyorum. O yüzden anlatmaya çalıştığım şey, kimse size el uzatıp gel kardeşim seni milyoner yapayım demez. O dağın tepesine çıkıp o manzarayı görmek istiyorsanız gideceksiniz. Oraya çıktıktan sonra da kimse size şey demezsiniz. Ya ben şans eseri buraya geldim demezsiniz. Hani diyorlar ya ben çok şanslıyım. Ben de diyorum ben çok şanslıyım. Ama arkadan baksanız sırtım paramparça. Bu sürece giden yolda ne insanlar bizi aldattı, ne insanlar kötülük yaptı, bütün insanları da tanıyorsunuz o sürede. Çünkü paranız arttıkça yalnızlaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü insanlar başarıyı sevmez. Ama mesela kartala saldırabilecek tek hayvan kargadır. Ve kartal yukarıda uçarken karga üstüne konar, kafasına vurmaya çalışır. Kartal dönse onu parçalar, bir şey olmaz. Kartal yukarı uçmaya devam eder. Sonra yukarı çıktığında karga nefessiz kalır, düşer. Yani kartalın hedefine giden yolda bir saniye bile ona dönüp uğraşmaması onun yolu değil. Hayalleri var ve gidiyor. Çıkabiliyorsan sen de gel. Çünkü herkes bu hikayeyi unutmayın. Bir gün dünyanın en iyi nasıl söyleyeyim ressamından bir eğitim almış bir çocuk var. Genç bir çocuk. Ve çocuk kaç yıl boyunca şeyde çalışıyor. Nasıl söyleyeyim. Ressamın yanında çalışıyor, şey yapıyor ve diyor ki ben oldum, piştim diyor, hamdım diyor, artık ben diyor, hazırım diyor. O zaman hazırsan diyor, en güzel çizebildiğim resmi çiz, bana yarın getir. Çiziyor çocuk yılların birikimini. Bu hepiniz için de geçer, hepinizin yetenekleri var ve yaptığınız işler gelişiyor. Yapıyor, tamam diyor, aynı diyor, bunu al şimdi şehir merkezine getir, yanına yaz ki, buna kalemi de koy, hatalı gördüğünüz yerleri çiz. Yani şöyle nokta koy. Koyuyor, bırak diyor, yarın git, onu al, bana getir diyor. Çocuk bir gidiyor, paramparça böyle olmuş. Ağlıyor, üzülüyor tabii ki. Gidiyor, diyor ki, hocam yıllarımı verdim ben bu mesleğe. Herkes beğenmemiş, çizmiş. Ağlama diyor, üzülme. Çizebildiğin en iyisini yine çiziyor. Yine çiziyor, götür diyor şehir merkezine. Çocuk diyor, olur mu ya, benim hayalim, umudum. Türkiye'de herkes bunu yapıyorlar çünkü. Hayallerini kırıyorlar. Sen başaramazsın, sen edemezsin, sen yapamazsın. Aa boşver onlar, dropshipping mi? Orada paramı var, kandırıyorlar, tuzak. Size bir şey söyleyeyim mi? Onların çoğu benim öğrencim, o diyenleri. İnsanlar kendileri yapıyor, sizi sokmak istemiyor. Çünkü kendileri kızıp paylaşmak istemiyorlar marketi. İnsan aa doğru söylüyorsun ya kardeş, sen haklısın. Sen haklısın diye arkasını dönüyor. Aa diyorum, 100 lira daha geldi satışlar. Paylaşmak istemiyorlar. Ben yaptığım da güldüler. Sen niye paylaşıyorsun diyorlar ya. O kadar para var madem. Sen niye söylüyorsun? Fakir düşününce öyle oluyor çünkü. Zengin olunca zaten sınırsız kardeşim. Rızkı veren ben değilim ki. Oraya giden herkes rızkını alacak. Ve o çocuk gidiyor. Resmi çiziyor. Bu sefer hocası diyor ki yanına fırça koy. Kalem değil. Ve yine yaz hata gördüğünüz yere fırçayla düzeltin. Sonra çocuk ertesi gün gelir bir bakıyor hiçbir şey yok. Ya diyor nasıl olur ya diyor hocam diyor herkes kimse çizmemiş diyor. Bravo diyor. Çünkü diyor ki herkes eleştirir de kimse düzeltemez ya kimse o resmi yapamaz. Şimdi anlıyor musunuz o insanların size hani sen yapamazsın edemem. Çünkü kendi yapamadı, başaramadı. Ama ben size tüm kalbimle söyleyebilirim ki bunu çok da net bir şekilde siz hepsinden farklısınız. Siz hayalleriniz için ta nereden geldiğinizi de bilmiyorum ama
Çoğunuz uzaktan gelmiştir ki ayağınıza sağlık. Hayalleriniz için buradasınız. Benim için değil arkadaşlar, dürüst konuşalım. Sizin o giden yolda burası bir durağınız. Benimle tanıştınız, bizimle tanıştınız. Ben sadece böyle, nasıl diyelim, otobüs bekliyorsunuz. Ben aldım sizi otobüste götürüyorum, burada bırakacağım. Yolunuza devam edeceksiniz bu kapıdan çıktıktan sonra. Fakat bu kapıdan çıktıktan sonra hepiniz artık kafanızda bir soru işareti olacak. Bu soru işareti ne biliyor musunuz? Size kapı açar. Ben yapamam, benim o kadar param yok, ben başarısızım, benim şeyim yok, kapıyı kapatır. Soru sormaya başlarsa beyin cevabı bulur. Ben nasıl milyoner olurum? Ben nasıl başarılı olurum? Ben nasıl para kazanırım? Bu sizi oralara ulaştırır. Şimdi size göstereceğim sistem, benim yıllar önce yaptığım ve gerçekten de çok profesyonel bir şekilde getirdik yani. %80, şu an aşağı yukarı 100 bin öğrencim var ve onların ortalamasına göre %80 başarılı olan, yani bir eğitim alan insanlar çok fazla parasını geri aldılar, çok çok fazla. Adamlar şu an oturduğu yerden dünyanın her yerine satış yapıyor. Sıfır parayla başladılar. Bana yazıp da mesajların özel olması gösteriyor ama eBay nedir diye sorup da, hani o ne yani eBay, çünkü Türkiye'de herkes Amazon'a bildiği için eBay nedir diye sorup da şimdi eBay'de aylık 70-80 milyar, 100 milyar para kazanan öğrenciler var. Ne farkınız var? Hiç. Onlar belki buraya bile gelmemiştir. Adamlar rahat artık. Bir yıldır yaptılar. Şimdi siz daha çok çalışırsınız, siz daha çok yaparsınız. Bu kadar basit. Ben nasıl yapıyorum? Ben ciddi rakamlarda paralardan bahsediyorum. Size çok dürüst bir şekilde söylüyorum. Ben bir günde Türkiye'de ömrümün sonuna kadar çalışsam alacağım maaşı bir günde kazanmayı veririm. Şimdi geri kalan ömrümü istediğim gibi yaşıyorum. Sizde belki Amazon olur, belki başka bir yer olur. Ama anlatmaya çalıştığım, ömrünün sınırını hayatınızı ilk önce satın alacaksınız. Başkasına satmayacaksınız. Hayallerinizi satabiliyorsanız diyebilecek bir şeyim yok. Ha bu arada çalışmayın demiyorum. Hiçbir şekilde başkasının yanında çalışın, çalışma ona bir şey demiyorum. Tek dediğim şey, sevmediğiniz bir işi yapıyorsanız şikayet etmeyin. Bunun tercihi, hayatta her şey bir tercihti ve bu tercihi siz yaptınız. Benim buradaki görevim, Okyanus şirketi olarak, Okyanus şirketini kurduğumda Okyanus Ay, aslında Okyanus değil, Türkçe öğrenince Okyanus diyorlar. Okyanus Ay şirketi, ben Londra'ya her şeyimi kaybettiğim bir vakit geldiğinde dedim ki Ay ben demek İngilizce biliyorsunuzdur. Ve dedim ki benim okyanusum. Çünkü İngiltere adalardan çevrilmiş bir ülke. Ve okyanus ortalama olarak dünyada 4'te 3 suyla yaşıyoruz. Ben dedim ki bu benim okyanusum. Ya orada boğulacağım ama çıkarsam da harbi çıkarırım. Ve onu göze alarak yaptım. Ve eBay'de o gün satışı yaptığımda ağladım. O rakamları gördüğünde ağladım. Niye ağladım? Ben yıllar boyunca, yani ömrüm yaşar gidersem şu an 32-33 yaşlarıma girdim. Hadi diyelim işte 40 yılda diyelim 70 küsur yaşlara kadar çalışırsam alacağım maaşı bir günde kazanabildim. Başkalarının yanında. Hayatımı satın aldım arkadaşlar. Hayat. Şimdi hepinizin de aynı şeyi yapmasını istiyorum. Çünkü şunun farkına vardım o gün. Ben ömrümün sonuna kadar başkasının yanında çalışmaktansa kendi inandığım şeyi yapınca bir gün daha parayı kazandım. Olay burada para değil, bunu unutmayın. Ben hayatımı satın aldım, hayallerimi satın aldım. Ve bunu bana eBay yaptı. Ve ben yapabildiysem bugün herkes yapabilir. Daha çok para mı kazanmak istiyorsun? Daha çok hesap açın. Başka bir formül yok. Şimdi size nasıl yapıldığını ve bizim ne yapmak istediğimizi anlatayım. Ondan sonra da herkesin alayından çıkıyorsun. Bundan sonraki şey çünkü hayatta dışarı çıktığınızda insanları artık para olarak göreceksiniz. Her şeyi böyle burada şey olarak göreceksiniz. Ben öyle görüyorum. Bana arkadaşım demişti, hiç unutmuyorum. İngiltere'nin Trump'ın tepesi gibi bir yer var. Her İngiltere'yi görüyorsunuz. Akın dedi, bu ülke öyle bir ülke dedi ki orada her yerde coinler var, altınlar. Sadece yapman gereken tek şey gidip onları toplamak. O gün hiçbir şey anlamamıştım. Şimdi anladım. İlk kütüphanelere gidip bütün insanların ikinci el eşyalarını alıp eBay'de benim 1000 pound, 2000 pound'da bulduğum sokakta kitaplar var. Ama adam görmüyor, atıyor. Tarih eser. Bakın o şeyi görünce dedim ki
Daha çok kazanmak istiyorsanız değerlerinden daha akıllı olacaksınız. Normal insanlar gibi okuyorsanız normal insanlar kadar maaşlı olacaksınız. Daha çok eğitim alıyorsanız daha çok para kazanacaksınız. Ne kadar daha bu dolacak? Siz dolduracaksınız. Buraya gelmenizin sebebi anlayacaksınız çıktığınız zaman. Neden hayatım şimdi daha iyi gidiyor tekisine göre? Neden daha çok para kazanıyorum? Ne oldu da işinde bir anda müdür oldum? Sebebini öğreneceksiniz çünkü. Artık aydınlandınız. Şimdi bu sistemde bizim buradan az özgürlük ışığı kaparsınız abi şey. Burada biz Okyanuslu şirketini kurduğumda, hani benim Okyanuslu dediğim şirkette biz ne yaptık? Arkadaşlar ilk önce bizim bir amacımız vardı. Her şirketinde öyle olması gerekiyor ve sizler hepiniz bir CEO'sunuz. Artık kendi hayallerinizin ve şirketinizin CEO'sunuz. Çünkü ilerleyen zamanda şirket açacaksınız. Ve ilerleyen zamanda daha çok işler yapacaksınız. Ve bunu artık altınızda 1000 tane eleman, 100 bin tane eleman çalıştırıyormuş gibi kendinizi o disipline sokup yapacaksınız. Çünkü olay eBay'den değil, o kadar para kazandıktan sonra eBay'de durmayacaksınız tabii ki. Ama ilk adımı atıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ben de kurduğumda dedim ki ben zaten artık o sıkıntılardan kurtuldum. Hani biraz o şeyi biliyorum. O durumun ne kadar kötü olduğunu biliyorum. Orada çünkü ağlıyorsunuz kimse duymaz. Ben biliyorum abi hiçbir şey. Yani param yok, sevgilim yok, o yok, bu yok. Kimse bir şey olmaz. Ne dostunuz vardı ne düşmanınız. Öyle de bir yerdi burası. Ama benim amacım dedim ki ben o birisiyi biliyorum. O durum, o yer çok kötü. Ben oradaki özellikle Türkiye'deki kardeşlerim. Çünkü Türkiye'de hayat şartları çok değişiyor. Ben dedim oradan çıktım ama oradakileri de bırakmam dedim. Çünkü oradakiler altın aslında. Ve bu şirketi kurduğumda dedim ki herkes kendi özgürlüğünü kazanmalı. Uyurken bile para kazanmalı ki uyanıkken sevdiği şeyleri yapsın. Ve bu hayalde gerçek. Ben yaptım dedim bunu nasıl yapacağını gösterdi. Sonra insanların hayallerini yaptığı işlerin sonsuz kaliteli olduğunu gördüm. Bugün bir yere gidiyorum, bir yemek veriyor, alıyor böyle, merhaba, atıyor böyle, gidiyor. Niye? Çocuğun suçu yok, ben çocuğa kızmam. Sevdiği şeyi yapmıyor. Hepinizin aynı şeyi yaptığını düşünün ve hepinizin sevmediği işi yaptığını düşünün. Çocuğunuzla, ailenizle bir yere giderken mutlu olur musunuz? Önünüze bir şey atılır. Olmaz. İşte ben dedim ki, insanlar sevdiği bir şey yaparsa, ben bir altın almaya gidiyorum, bir bakıyorum o harika işçilik. Niye? Bunun sebebi, tek sebebi sadece ve sadece sevdiği işi yaptığı için bu sistem oldu. Hepinizin de öyledir eminim. Ve benim amacım herkesin sevdiği şeyi yapması. Ve sıfırdan nasıl milyona ulaşacağınız arkadaşlar. Nasıl olduğunu sizlere adım adım bu şekilde şu haliteyi çizip ölçeklendirebildiğiniz her şeyi satabilirsiniz. Ben hatta şaka bir yana ölçeklendirmediğim tek şey benim iş hayatım içinde eğitimdi arkadaşlar. Ben eğitimi neden çıkardım? Tek sebep biliyor musunuz? Benim İngiliz Türkiye'de bir arkadaşım vardı. Onu da çok severim. Çok yakın arkadaşım. Bir gün beni aradı. Dedi ki Akın dedi durum çok kötü Türkiye'de. Bir şey iş bulmam lazım. Valla dedim benim yanımda çalış. Bırak. Net. Dedi olur ama ben dedim biraz daha bir şey yani kendi başıma bir şey yapmak istiyorum. Bu iyi olur dedim. Dedim bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir sistem buldum ve bu sistemi sana anlatayım. eBay'de sen de satış yap. Vallahi iyi olur falan dedi. Nasıl yapacağım dedi. Bana anlatsana dedi. Biraz da zor anlar. Yani o sistemleri kafası basmaz. Dedim hani bak yani bebeği anlatırmış gibi anlattım. Bak dedim eBay'i o kadar ince ayrıntısına kadar anlattım ki nasıl yapıldığını. Yaptı. Satış yapmaya başladı. Allah Allah dedi. Akın dedi sen nasıl bir şey? Ben o güne kadar kimseyle de paylaşmadım bu bilgiyi. Ben yıllardan beri yapıyorum. Ama işte dedim ya hani fakir olunca paylaşmak istemezsiniz arkadaşlar. Çünkü korkarsınız. Kıtlık vardır orada. Hani verirsen bana kalır mı? Verirsen bana kalır mı? Kıtlık. Fakirler de olur. Zengin olduğu zaman öyle şey düşünmezsiniz. İşte ben de orada kendi egomu kırdım. Dedim ki lan çocukluk arkadaşım o da öğrensin. O da kazansın. O mutlu olursa ben de mutlu olurum çünkü benim arkadaşım. Ve onu gösterdim. O günden sonra da bana dedi ki, bakın ben bu işten para kazandım. Vallahi çağal nasıl oldu ben de anlamadım bir anda bu kadar para kazanılıyor mu? Neden sen bunu insanlara göstermiyorsun?
insanlara. Şimdi benim yaptıklarımın aynısını yapacaklar. Benim pastamdan yiyecekler. Hem de Türkiye'de bile Türkler. Ben tek eğitimi paylaştığı gün, ertesi gün herhalde yaklaşık bir 1000 tane Türk non-grad taşındı Facebook'ta. Lokasyon olarak. paylaştıkları ürün bile aynı. Uzaylı o elinin şeyi. Öyle yani. Çünkü Türkler bırakır mı? Adamlar girişimci. Ve biz bunu yaptığımız zaman arkadaşlar dedik ki işimizi büyüteceğiz. Ne demek bu? eBay'de durmayacağız. Amazon'da bütün ürünlerimizi stoksuz dünyaya satacağız. Ve en sonunda dünyaya sattıktan sonra bunu otomatik hale getireceğiz. Çünkü şöyle bir şey var. Ben o süreçte şu şeyle uğraşıyordum. Günde 3 tane sipariş geliyor. Ömrüm bilgisayarda böyle geçiyor. Böyle de olmuyor arkadaşlar. Para kazanıyorsunuz ama bilgisayarda tuvalete gidemiyorsunuz. Çünkü siparişler arka arkaya geliyor. Dedim bu böyle de olmuyor. Yani ben özgürlük için çalışıyordum. Tamam para kazandım. Ama hala özgür değilim. Bilgisayarda kalkamıyorum. Hatta sizle konuşurken siparişler gelmiş arada. Daha önce baktım. Gönderemedim ben. Dedim bu böyle olmaz. Buna bir otomatik sistem kurmamız lazım. Ki insanlar bunu uyurken bile şey yapsın. Şimdi burada şunu kendiniz için hayal edebiliyor musunuz? Eşiniz, çocuğunuz. Gelmesi güzel bir şey. İnşallah geliyordur. Yani hayal edin lütfen. Çünkü bazı insanlar hayal etmiyordur. Ya da kendine bunu yakıştıramıyor. Çünkü çok para. Bak hayal edemiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Bora Bora'ya gitmek çok istiyorum. Çocukken bir hayalimdir. Bora Bora bir adada, çok güzel bir adada. İnşallah hepiniz gidersiniz, görürsünüz kendi gözlerinizle. Bora Bora'ya ben gitmek istediğim zaman Türkiye'de, o zaman baktım bilmem kaç milyar dolar, dedim buraya nasıl gidiyorlar, nasıl zenginlerin yapar. Bakın İngiltere'de bir saatte kazandığı parayla gidiyor. Niye biliyor musun? Bunu yapmak çok kolay. Ve hepinizin de bunu başarabilmesini istiyorum. Ve bunu yapabilmeniz gerekiyor. Bugün babanızı alıp böyle Londra, ertesi gün Los Angeles, ertesi gün başka yer. Bunu yapabilirsiniz. Niye burada çalışıyorsunuz? Ne kadar daha çok insan görürseniz o kadar daha çok öğrenirsiniz. Ve bunu yapmanız ve dünyaya dolaşmanız, özellikle Big Bang'e gelin ben orada duruyorum, gelirsiniz, ararsınız. Bu çok güzel bir şey. Belki hayatınızın aşkıyla Paris'te tanışacaksınız. Ama siz burada kafanız geldi. Ya ben niye insanların aşık olamıyorum ya da niye para mı? Çıkın arkadaşlar, dünya var. Dünya, benim hayalim uçan arabaları yaptıktan sonra direkt o arabayla dünyaya dolaşacağım. Hayal bu. Onlar da zaman hayalde oldu. Demek ki oluyormuş. Bunu öğrendim. Ve siz de bugün sırt çantanızı alıp dünyaya dolaşmak çok para değil, dürüst konuşuyorum. Türk parası da çok ama benim öğrettiğim şey işte İngiltere'de pound kazanacaksınız. Ve istediğiniz yere gidebilecek kadar düşünmeme şeyine sahip olacaksınız. Çünkü insanı bu hale getiriyor. Peki, biz ben başladığımda şirkete, ya çok iyi gidiyordum, ilk elemanım kız kardeşimdi. Hayatımda en zor eleman. Ya abi sen yapma ya, abi tamam. Tamam abi yapma. Abi şimdi müsait değil, tamam mı? Çalışıyorum, müsait değilim diyor ya. Böyle bir işçi mi olur? Yani o gün bana bir şey öğretti. Ailede kesinlikle çalışılmaz arkadaşlar. Yani varsa nasıl yaptıklarını ben hemen merak ediyorum. Patron olabiliyorlar ama işçi olamıyorlar. Sonra işte o arkadaşım işi aldı. Hani ona da biraz da maddi olarak yardımcı olayım diye. Sonra bir tane çılgın çocuk beni Instagram'dan sabah akşam taciz ediyordu. Ve eski eşimin yerini geçti. Yani o gelen bu şey yapardı ama baktım çocuk artık burama geçirdi. Dedim ne istiyorsun ya ben? Ya direkt bunu sordum. Yani o kadar çok mesaj atıyor ki. Dedi abi dedi ben sende parasız bile çalışırım. Ben onu da yaparım, bunu da yaparım. Yeter ki bana bu işi öğret. Ya kardeşim izle videoyu. Ben o şeyde değilim ya, o kafada, öğretme kafasında değilim. Ben işimde gücümdeyim yani. Daha çok satayım da kazanayım ben. Abi gözünü seveyim işte bunu yapalım, bu işi yapalım, böyle yapalım, öyle olsun. Vallahi iyi dedim, tamam ne istiyorsun? Beni rahat bırak dedim, ne istiyorsan söyle. Abi beraber çalışalım. Ne yapacaksın? Abi ben dedi, senin dükkanın var ya.
Ben onunla ürün yükleyeyim. Ne olur? Para vermem dedim. Bak direkt ne? Yani yüzü de burada. Ben para vermem dedim sana. Yani ihtiyacım yok çünkü. Yani iş o kafada değildi. Ve bana şey dedi. Bakın işte burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Çocuğun azmini takdir ettim. Çünkü ben bırakamadım. Çünkü o fırsatı gördü ya hayatına. Bırakmıyor, beni bırakmıyor. Yani o, bak ben çok inatçı bir adamımdır. Şey konusunda çok böyle kafamın dikine bir şey olacaksa olacak, bitti. Ya uğraşmak istemesem uğraşmıyorum. Fakat bir şey de beni ona çekiyor. Yani yazıyor. Abi ben yap. İyiyim canım. Ne istiyorsan yap. Ne istiyorsun benden misin? Dedi abi de ben senin ürünleri yükleyeyim. Satarsan da ben de sana biraz komisyon veririm falan. İyi tamam anlaştık. Bir başladı, iki anlattı. Öğretiyorum o sırada ona. Öğrettikten sonra da ben de öğreniyorum. Benim öğrendiğim şey nasıl öğretileceği. Onun öğrendiği şey de sistem. Öyle böyle dedik. Bana dedi ki abi de bize biraz daha insan alalım. Niye almıyorsun? Olur. Bana bütün taciz eden, bütün DM'den yazan, bütün herkese işi aldım. Net. Başa çıkamadım artık ya. Adamlar çalışmak istiyor. Tek dedikleri şey ben zengin olmak istiyorum. Ben başarılı olmak istiyorum. Ben hayallerime giden yolda seninle beraber yürümek istiyorum. Ve hiçbirine bir yıl boyunca bir kuruş para bile vermedim. Yüzün üstünde elemanım oldu. Tabii ki buradaki şeyde kötü patron gibi gözüküyorsa para veriyoruz da. Anlatmaya çalıştığım şey burada. Adamlar para almadan bedavaya köpek gibi çalıştılar. Ve mükafatlarını aradan zaman geçince hepsi birbirine kazandı. Çünkü niye biliyor musunuz? Beraber kurduğumuz şeyi öyle bir hale getirdik ki artık hepimiz ığın kendine para kazanıyorduk. Ve bu kadar yürekten çalışan insanlarla çalıştığım için ben çok mutluyum. Umarım hepinizin de böyle takım arkadaşları olur. Fakat hepimizin inancı ve misyonu birdir. Çünkü bizim bir hayalimiz vardı. Hayalimizde yüzden fazla insan var. Çok kişiyle çalıştık ama demir başları diyelim en azından. Özgür'le tanıştığım zaman nerede bilmiyorum burada. Ha, burada. Özgür'le tanıştığım zaman 17 yaşındaydı. Para gönderemedim Özgür'e, babasına gönderdim. Adam artık benimle şey yazdı, sürekli adamın babasına gönderdim. Düşün, 17 diyorlar ya bana. 17 yaşındayım ya, acaba diyor para kazanabilir miyim internetten? Ya 17 yaşındayım ya ben daha. Özgür ne kadar kazandı? 17 yaşındaydım. Şimdi geçtim, şunu biliyorum. Benim kadar olmuş. Çünkü o çocuk neyi başardı biliyor musunuz? O gün inatçı olmasaydı bizim bu takımda 200 kişi olmazdı. O kadar ısrarlı olmasaydı ben hiçbir Allah'ın kuluna o dropshipping ya da diğer şeyleri öğretmezdim. O çocuk bana bu kadar zorlamasaydı hiçbir zaman bu kadar bütün takım arkadaşlarına para kazandırmak için ben de gece gündüz çalışmazdım. O bana çok şey öğretti, ben de ona çok şey öğretmeye çalıştım. Sonra ne oldu? Hayatımızı değiştirecek insanlarla tanıştık. Furkan, Leyla, Yunus, Bahadır, Yakup, Sidar, hepsi hayalimi gerçekleştirdi. Ben bunların kendi yapacak güce sahip değilim. Sidar, benim hayalim olan, o bir gün okuduğum o kitapta hayatımı değiştiren şeyi, benim için kitabını yazdı. Şimdi artık kitap çıkardı. Bakın, hayal bile edemediğim şeyi, sizler bana yardımcı oldu kitabımı çıkarmama. Yakup Akın Baba yazılımını yaptı. Yıllardan beri başkalarının yazılımlarına para vermektense dedi ki ben kendi yazılımı yaparım. Çünkü adamlar her şeyimizi görüyor arkadaşlar. Arka tarafını bahsetmeyeceğim ama yani Yakup benim hayalimi yaptı. Yazılımı, Akın Baba'yı. Bahadır, Yunus. Beni de etkinleştirmeleri lazım. Furkan. Yani Furkan şeyi geçti. Benim Özgür'ün yerini aldı Furkan. Mesajlar konusunda. Geceleri yatırmıyor. Böyle şey oluyor. Ara ara böyle içimden bir şey çıkıyor. Sürekli. Zehra bütün benim bana güven insanlara o kadar merhametli davrandı ki suspend yemiş insanlar olsun, hesap kapan, o paniğe girenler var ya, deliriyor abi suspend dedim. Tabii diyor Zehra. Sakin ol.
Kız, ben müşteri hizmetleri de geldi, çalışmaya başladı. Kız psikologmuş. O gün daha yeni öğrendim. Herkesin psikolojisi kız düzeltip ondan sonra iyi bir anlatıyor. Tabii diyor, sakin olun diyor, bir tadın olun. Çünkü niye biliyor musun? Seviyor. Yaptığı şeyi seviyor. Ben zorlamıyorum. Yaptığı şeyi sevdiği için her şeyi diğerlerinden daha iyi veriyor. Hamit'in, Selman'ın, mesela bu sunumu Selman hazırlamış. Ve Mustafa'nın aynı şekilde Müge'nin, Atay'ın, İbrahim'in, Tan'ın, Furkan'ın, çoğunuz dolduğunu tanıt sürekli bütün pis işleri olup yürüdü. Bütün sahtan hesaplarla çıldırmış şeylerle uğraşıyor. Bunu niye gösterdim biliyor musunuz size? Ben o tek gün, o şurada şu gördüğünüz zamanda o işleri yaparken, eBay'de satış yapıp para kazanırken bu adamlar benim hayallerim için gece gündüz para dahi almadan çalıştılar. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hani diyorsunuz ya, benim çalıştıracak param yok, benim çalıştıracak şeyim yok. Siz bir hedefe koyun kendiniz, inanan milyon insan çıkıyor. Bu insanlar bunları başarmasaydı, bugün hiçbirinizle tanışmış olmazdı. Bakın nereden nereye? Şimdi benden ne farkınız var? Hiçbir farkınız yok. Belki benden daha durumunuz iyidir. Ailenizdesiniz, ben ailem Türkiye'de yaşıyorum mesela, ben yurt dışında. Hani anlatmaya çalıştığım şey, her şeyiniz var zaten sahip olmak istediğiniz ya da oraya gidebilmeniz için gereken her şeye hazırsınız ve sahipsiniz. O yüzden lütfen sakın kendinize kural ya da şey koymayın. Bunlarla daha fazla kazanacaksınız. Bu sistem çok basit. Boşuna kitap okumuyorsunuz. Boşuna insanların hayatlarını öğrenmiyorsunuz ve e-ticaret inanılmaz derecede büyüyen. Çünkü sadece size bir şey söyleyeceğim. Annemin de yıllardan beri de değil. Annem gidiyoruz lan şimdi. Annemin de yıllardan beri dediği gibi garanti iş. Garanti iş. Garanti iş diye diye ne olduğunu hala ben çözemedim. O kadar iş modeli ne var? Garanti iş modeli diye bir iş modeli ne olduğunu bilmiyorum. Varsa yapın arkadaşlar ama ticarette risk almadan başaramazsınız. Ve garanti iş modeli sabah 9, akşam 7, hafta sonları ara sırada tatil olan, maaşı olan, yol, semek, sigorta ve biraz da prim verirlerse bu iş modeli garanti iş modeli oluyor. Artık ne oldu önemli değil. Aşçı olursunuz, mutfak şefi olursunuz. Fakat 2 yıl önce bu iş modeli annemle tekrardan konuştum. Çünkü pandemi başladı ve size öğretilen sistemde diyorlar ya, garanti iş. Dedim ne oldu? Hani garantiydi? 2 yıl boyunca herkes bir kuruş maaş bile alamadı. Hani garantiydi? Bütün şirketler neredeyse pandemiden dolayı dükkanlarını kapattı. Hani garantiydi? Çocuk aç, yemek alamıyoruz. Garanti değilmiş demek değil mi? Bunu öğrendim. Ama ben ne yaptım? eBay'de pandeminin patladığı böyle bütün herkesin çok milyon dolarlık şirketlerin bile, ki bu benim İngiltere'deki toptancılar, kendi internet sayfalarını, dükkanlarını kapatırken ben bir çılgınlık yaptım. Onlar kendi dükkanlarını çatır çatır pandemide kapatırken, benimki biraz deli cesareti orada, ben onların bütün ürünlerini listeledim. Adamların kargosunun çalışıp çalışmadığını bile bilmiyordum. Yani sipariş gelse nasıl göndereceğime dair hiçbir fikrim yok. Ve ne yaptım? Listeledim. Gözümü bir açtım. 7 üründen günde 5.000, 10.000 sterlin kazandım. %70 kar marjıydı. Daha çok parayı arttırıyordum. 50 puanı satıyordum. 10 liraya aldığım şeyi 50 puanı satıyordum. Sonra 60. Stoklar bitti. Sonra 70. Çıkıyor olmadı. Şaka gibi. PayPal telefonuma o kadar çok bildirim düşürmeye başladı ki ben hacklendim sandım. Saniye başı para akıyor ya, para yağıyor. Hayatımda hepinizin onu görmesini isterim. Bir kalp böyle değişik atıyor o zaman. Ne oluyor? Hani anlayamıyorsun, ben de anlamamıştım. Yani o kadar para geliyor mu, gidiyor mu, ne oluyor? Biri hani bir şey yapıyor. Çatır çatır bildirim geliyor. eBay PayPal, eBay PayPal. Dedim ne oluyor? Bir baktım banka hesabımı.
bun. Bir günde. Wow. Pandemi bana yaradı. Belli. Şimdi param var. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey burada bütün dünyanın en büyük şirketleriyle korkup geri çekilirken ben saldırdım. Onlar saldırdığında ben geri çekildim. Aynısını yaptım. Herkes bir şeye Amazon deryasına katılıp sizlere bir şeyler öğretiyorlar ya Amazon'da. Hani diyorlar böyle böyle. Herkes Amazon'da zaten. Çoğu da başaramıyor. Çünkü sistem onların bildiği gibi çalışmıyor. Arka tarafta sistemi sizler de kursanız nasıl Amazon'un da diğer platformların da çalıştığını anlarsınız. Size hızlandırmış Amazon dersi vereyim mi bir dakikada? Bakın. E-ticarete girdiğiniz zaman bir tane ürün bulursunuz. Standart. Benim amacım zaten bu sistemi kırmak. Bu e-ticareti o yüzden öğreneceksiniz şu an. Size Amazon dersi veriyorum. Çok basit bir şekilde. Size ne öğretiyorlar? Ali Baba'dan al. Ara depoya gönder. Ara depoda bizim Türkler size bir güzel öpsün. Ondan sonra ürünleriniz Amazon deposuna göndersin. Hadi dua edelim. O kadar jungle, her gün tank kullandık. O kadar para verdik. Ürün satılacak. Ne oldu? Abi olmadı ya. E-ticaret olmuyor abi. Et kandırıyorlar. Allah'ım kurs satıyor, eğitim satıyor. Olmaz tabii. Çünkü niye biliyor musunuz? Eğer uçan ya da uçan değil, elektrikli araba yapacaksanız, sizin sanayideki Ahmet abiye sorarsınız, Ahmet abinin gördüğü şeyi ancak görebilirsiniz. Ama tutar da Elon Musk'a sorarsınız, adam size A'dan Z'ye anlatır. Çünkü en iyisini o yaptı. Benim anlatmaya çalıştığım e-ticarette gelmek istediğiniz yer burasıysa, buradaki, siz de buradaysanız, sizin hayalinizde kim başardıysa rakamsal olarak ve başarı olarak X kişisi mi? Hiç uğraşmayın Ahmet'le Mehmet'le, sadece X kişiyle konuşun. Niye sürekli o onun videosu, bunun videosu, şunun videosu, bunun videosu, onun eğitimi, bunun eğitimi, onu yaptın, bunu yaptın? Niye etraftan dolaşıyorsunuz? Direkt yol varken. Benim müşterilerimin %70'i diğer insanların kurs yerleri. Çok net söylüyorum. Niye? Ben diyorum niye ona para verdin o zaman? Bilmiyordum ki. Onlar biliyor. Ve Amazon'da size öğretilen bu sistemde size gerçeği söyleyeyim. Çünkü benim başıma geldi. Amazon size mesaj atacak. Diyecek ki bak güzel kardeşim çok güzel satıyorsun ürünlerini. Bana bir fatura göndersen. Faturayı gönderecek. Ve aslında oradaki amaç sizin toptancınızı bulmak. Bir bakacak sağ köşede şurada faturada sizin toptancı. Unuttuğunuz bir şey var. Amazon Basic. Jeff Bezos'da Amazon'da satıyor. Sizin 100 tane o zar zor cebinizden çıkartıp aldığınız ürünü depoya gönderdiğiniz paraya toptancı da diyecek ki arkadaşım o üründen 1 milyon tane yapar mısın şu 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 fiyata? Ertesi gün boom, Amazon Basic'te sizin en çok satan ürününüz. Hoşuma geldi. Fiyatı bir düşürdü. Ben 20 liraya satıyorsam 10 liraya. İmkansız, ben 10 liraya almıyorum. Nasıl satacağım 10 liraya? Ne yaptı? Beni elege etti. Amazon Basic. Ne oldu? Ben çıktım, diğerleri çıktı. Boom! Bezos 25 pound yaptı. Şimdi anlıyor musunuz Amazon'da neden para kazanamayacağınızı? Ya da kazansanız da asıl rakibinizin Bezos olduğunu. O kadar madem o kadar iyi biliyorlar Amazon'a, ben de eğitim veriyorum Amazon eğitimde. Ama ben bunları anlatarak geliyorum. Yine de öyle bir rakibini. Dünyanın en zengin adamı. Eğer onun kadar alabiliyorsan ürünü, gir. Ya da kendin üretiyorsun da aynı bir senaryo. Hani seramik satıyorsundur ya da bu tarzı sen üretiyorsundur aynı. Şimdi anlıyor musunuz neden insanlar başaramıyor ticaretle? Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey de sizin neden ve nasıl başaracağınız. Çünkü eBay, Etsy, Facebook Marketplace bunlar sizin rakibiniz değil. Peki, eBay dropshipping nedir? Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama şeyde baktığınız zaman genel olarak beni böyle tanıdınız. Bunu tanımanızın sebebi aslında ben biraz daha ağırlıklı olarak eBay'de çıkmaya çalıştığımız ve diğer şeyler. Çünkü insanlar Amazon'u bitirdiler. Beceriksizlikleri, yanlış öğretilen sistemlerde insanlardan 5000 pound'a eğitim satarak
insanların o yanlış bildikleriyle hayallerini kırdılar, paramparça ettiler. Ve ben yapabileceğim en iyi şeyi yaptım. Onlara diğer insanlar gibi çamur atarak, aa o öyle bu böyle demektense dedim ki, kardeşim doğrusunu ben yapayım de, bakalım hemen ne yapayım. Dedim o iş öyle olmaz. Eğitim vereceksiniz, gelip ben size hakkıyla vereyim. Bugün internet platformlarında neredeyse baktığınız o eğitim aldığınız insanlar benim zamanımda sizin gibi öğrencilerimdi. Kaynak burada yani. Ve ne öğrettiğim onları çok iyi biliyorum. Ve aynı şekilde sizin de öğrenmenizi istiyorum. O yüzden eBay Dropshipping sistemi şöyle çalışıyor arkadaşlar. Biz çok basit bir şekilde bir tane toptancı buluyoruz. Bu bizim toptancımız olsun. Ve eBay'de, burası bizim dükkanımız olsun. Diyelim ki burası eBay dükkanımız. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz, umarım görüyorsunuzdur. Bu bizim eBay dükkanımız olsun arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu dükkana, toptancıdan ürünleri satın almıyoruz. Sanki bizde varmış gibi eBay listeliyoruz. Hepsini, istediğiniz kadar ürün listeleyebilirsiniz. Hepsini. Bakın, para kaybettiniz mi? Hayır. Sizle bir anlaşma yapmıştık. Sözünüzü tutmanızı istiyorum. Bir saat. Zaten zamanı geldikten sonra ömrünüz olacak. Her neyse bir saatten başlayalım. Bir giriş yapalım. Anlaş, söz olsun. Burada listelediğiniz zaman ne oldu? Hala cebinizde sıfır parayla 1000 tane ürün satın aldınız. Sanki varmış gibi. Şimdi ürün ne olacak? Satılırsa burada bizim milyonlar, eBay'in 2 milyondan fazla aylık ziyaretçisi var arkadaşlar. O Taksim'deki örneği o yüzden anlattım. Burada 5 milyon insan geliyor. 100 bin sterlin, yani Türk lirası ne kadar kirası bilmiyorum. Para diyorsunuz. Bakın burada size 2 milyon trafik veriyorum. Ve bunun bedava olduğunu söylüyorum. 7/24 açık. Elemana gerek yok. Elektrik, gaz. 2021'de ticaret öyle olur. Dünyanın ya da Türkiye'de özellikle çok büyük şirketler genellikle bizden danışmanlık alıyor. Kendi işlerini dünyaya yapmak istiyorlar. Ben döndüğümde depo açıyoruz ve artık tüm Türkiye'deki bütün üreticileri ve tüm satıcıları ki başka ülkede olabilir tabii ki olacaktır da birleştiriyorum. Yani birisi parfüm üretiyorsa ben tekrar dediğim gibi 100 bine yakın öğrencim var. Diyeceğim ki bunlara, çocuklar satın Türk arkadaşlarımızın ürünlerini. Bu kalem İngiltere'de 10 pound. Ben satıyorum Amazon'da kalem. Burada 1 liraya alıyorum. Neden biz o zaman o ürünü Amazon'da alıp biz satmıyoruz? O zaman kıramazlar işte sistemi. İşte. Ve bunu çok yakın zamanda hayata geçireceğiz. Ve bu şekilde müşteriler geliyor, ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu alıyor, bum. Hesaba para düşüyor. Diyelim ki 20 pound para düştü. Siz bunu 20 pound'a satıyorsunuz şu ürünü. Sonra şimdi hemen para düşmüyor. Şimdi dürüst konuşalım. Hani diyorlar sermayesiz para ticari. Öyle olmuyor tabii ki. Arkadaşlar bunu alabilmeniz için paranızın olması gerekiyor. O yüzden benim yeni başlayan bütün herkese önerim lütfen 20 pound'ın üzerine ilk başta çıkmayın. Paranız varsa çıkabilirsiniz. Fakat bisiklet kullanmak gibidir bu. Düşe düşe öğreneceksiniz. Ben ilk satışında paprafek olan hiç kimseye tanımıyorum. Ya sahtem diyor ya bir şey yok. Çünkü olacak. O yüzden büyük oynamayın. Ticaret yapıyorsunuz. Bu dump değil arkadaşlar. Zaten yol var. Siz sadece yolu takip edin. Müşteri geliyor size 30 pound'a başka bir ürün alıyor. 40 pound'a başka bir ürün alıyor. Ve paralar düşüyor. Burada birikiyor. Genellikle şimdi eBay Managed Payment yeni sisteme geçti PNL'de. Bu çok güzel bir şey. PayPal'a ihtiyacımız yok. Ve siz bu ürünü alıp cebinizden parayla ortalama takip numarasını falan girerseniz sisteme 1-2 gün falan sürüyor. Bazen 5 gün de olabiliyor. Yeni hesabınızı biraz biriktiriyor. Çünkü size güvenmek istiyorlar. Sizi tanımak istiyorlar. Ve bundan dolayı da bu paraları sizin cebinizden verip buradaki müşterilerinize toptancınızdan alıp göndermeniz gerekiyor. Adres olarak müşterinizin adresini yazıyorsunuz ve hediye olarak gönderiyorsunuz ki fatura gitmesin. Size bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar daha çok ürün isterseniz o kadar daha çok satarsınız. Şimdi buradan aylık bir dükkandan
çok rahat bir şekilde 1000 pound, bak çok, bunu çok rahat söyleyebilirim, 1000 pound yapabilirsiniz. Şimdi 1000 pound aşağıya 13 milyar para, çok güzel. Hemen bir tane daha dükkan açalım eBay. Son saati biliyorsunuz. Bir tane daha. Bir tane daha. Bunlar ne biliyor musunuz? Pound arkadaşlar, pound. Çok güzel. Ne kadar açarsınız o kadar daha çok paranız olacak. Şimdi cebinizde bir kutu dürüst vermeden, tabii bir şeyleri aldığınız, sattığınız ürünleri sayarak demiyorum. Ne kadar para kazanacağınızı gördünüz. Nasıl gideceğinizi de biliyorsunuz. Dropshipping sistemi böyle çalışıyor. Shopify'da yapabilirsiniz, Amazon'da yapabilirsiniz, Etsy'de yapabilirsiniz. Siz mantığı anladınız, artık gördüğünüz her şeyi satabilirsiniz. Şimdi para ihtiyacınız var mı? Yok, bilgi para aslında. Şimdi hemen bir tane Amazon hesabı. Hadi Amazon'da da satalım. Burada da isterseniz çoğaltırsınız. Hadi Etsy'de satalım. Hadi Facebook Market'te satalım. Nasıl olsa satıyor, ben öyle başladım. Bir tane ürün var, deli ekmek, yani peynir ekmek gibi satıyordum. Her platformunu istedim. Ben yıllar önce Facebook videosunu ilk Türkiye'ye getirip çektiğim zaman kimsenin Facebook'u mu? Sabah akşam arkadaşımın fotoğraflarını beğeniyordum. Dedim ki çok düşündüm. Çünkü bizim amacımız çözüm. Düşündüm, bu genç nesli uyutuyorlar sosyal medyaya. Biz çünkü sosyal medya uzmanlığı da yapıyoruz arkadaşlar. Arka tarafta sistem nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Siz sabah kendinize yapacağınız şeyleri yazmazsanız, ne olacağını belirlemeden bir güne uyanırsanız ne olur biliyor musunuz? Ben ya da bizim gibiler Facebook'ta reklam çıkar. Siz telefonu alırsınız, beni görürsünüz. Aa bu ne yapıyormuş? Put. Hop bize gelirsiniz. Ben orada ne gösteriyorsam artık video, kedi, komik hayvan, kedi videosu mudur? Sizin zamanınızı aldım. Şimdi siz hayatınızda... Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hediye olarak göndermek sürekli yapıldığında Facebook şey, eBay bir şey demiyor mu? Nasıl? Yani ürünleri takip etmiyor mu? Ediyor. O seninle müşterin arasında olan bir şey, eBay'lik durum değil. Onun da yolu var, hepsini anlatacağım zaten. Bu farklı bir sorun ama... Videolarınızda böyle bir şey karşılaşmadın mı açıkçası? Ya da ben istemem. Yok. Yani... Anladığım zaman zaten her şey netleşecek, o zaman zaten bu sorunun cevabını almış olacaksın. Fakat bu süre zarfı içerisinde siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bana geliyorsunuz, zamanınızı bana veriyorsunuz. E ne oldu, sizin hayalleriniz vardı, unuttunuz. Sosyal medya artık 2021'de böyle arkadaşlar. Eğer siz sabah kalktığınızda saatlik olacak şekilde bunu yapın, ben bile hala bunu yapıyorum. Hiç de değişmedi. Bak çok basit. Sabah 7. Udemy. Sabah 6 genellikle dua ederim. O bildiğiniz duadan ne farklı bir şey yok. Saat 8'de genellikle şu 3 saatimi Udemy'ye veriyorum. Geri kalan 3 saati kendi internet sayfama. Geri kalanını Akın Baba'ya, Trackerfest'e, ve diğer şeyler oluyor. Özellikle planlı yayınlar oluyor vesaire. Yani her şeyin programlanmış. Nasıl başarmayayım? E siz şimdi o sürede yani bu o kadar üretken olacak. Çünkü zaman asıl. Bakın milyonunuz olabilir. Ama geriye gelip zamanınızı satın alamazsınız. Bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett'a gidip de bana bütün paranı ver. Ben de sana gençliğimi vereyim der misiniz? Zamanınızı verir misiniz? Yaşlanır mısınız? 70 yaşına gelir misiniz? Dünyanın en çok parası. Hiçbiriniz zamanınızı vermedi arkadaşlar. Parasını verir. O yüzden zamanınız aldığınız her nefes, ki bir gün içerisinde ortalama olarak bayağı nefes alıyoruz. Hepsinin hakkını verin. Kötü de zamanınız geçse, iyi de geçse, hepsinin kuruşuna kadar hakkını verin. Sizin alabildiğiniz nefes kadar hayaliniz var. Ve bunlar sizin için çok önemli. O yüzden ne oldu? Bir yanda buradan başladığımız dropshipping sistemi bütün platformlarda ta ki kendi internet sayfanızı açacak kadar büyüdü. Bundan ne? Yine para, yine para. Şimdi artık her şeyi, o sistemi çözebildiğiniz zaman her şeyin para olarak satılacağını biliyorsunuz. Ben daha dedim kulüp sırasında şey satıyordum, yer satıyordum. Peki, şimdi nasıl olacak? Yani ben hiç iyi diye bilmiyorum, platformu bilmiyorum.
Fakat bu süre zarfı içerisinde nasıl başlayacağım? Yani nasıl başlayacağım? İlk adım nedir? Arkadaşlar çok basit bir şekilde sizlere dünya masrafı şeye sokmadan Facebook'a kayıt olurmuş gibi eBay'e hesap açıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bir tane Gmail adresi ya da Hotmail. Ben kendi şahsen önerdiğim genellikle Gmail hesaplarına, eğer suspendli önceden bir hesabınız varsa tabii ki Gmail gelen mailleri eBay resimlerden yakaladığı için hesabınıza ilişkilendirilebiliyor ki yapıyor. Yani ya onu ayağını kapatın ya da yepyeni tertemiz bir Gmail hesabı açın. Ve bum, eBay'lisiniz, hoş geldiniz 2 milyon müşterinin olduğu dükkana bedava. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 2 hafta çerez toplayacağız. Peki çerez nedir? eBay şöyle diyor. Bak kardeşim diyor, sen eğer bir dükkan açarsan Taksim'in göbeğinde sabah 10'da gidersin, akşam 7'de çıkarsın değil mi? eBay'de de aynısını yap. Kafana göre giriş değil. Orada çalış, ben seni göreyim, aktifliğini göreyim. Ve böylelikle de seni gerçekten bu platforma değer veren birisi olarak ben de seni yükselteyim. Hesabının limitini yükselteyim, satış limitini yükselteyim. Suspend yediysen açayım. Size ne olur? Adam var sizden para kazanıyor. Sattığınız her üründen %15 eBay'e komisyon ödüyorsunuz. Yani yuvarlama rakamı olarak söylüyorum. Ve adamlar sizden para kazanıyor arkadaşlar. Sizce siz onlar için potansiyel müşterisiniz. Ve siz daha çok sattıkça siz daha çok sevecekler. Bugün ben herhangi bir şekilde hesap diye bir arıyorum. Halkım Bey, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen halledeyim, hemen şunu yapayım. Teşekkür ederim. Sen işini yap, ben de işimi yapayım. eBay her zaman arkanızda. Fakat bilmediğiniz ya da yanlış yönlendirildiğiniz için ne oluyor? Hesaplar suspend oluyor. Peki bunları da anlatacağız ama bundan önce çerez ve normalde bu süre içerisinde ne yapacağız? Şimdi siz direkt eBay'e satış yapmak için girdiğinizde hemen bir an önce satayım. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Ben size sadece kısa senaryoyu anlatayım arkadaşlar. Bir tane Ferrari ben de az önce döndüm. Video çekiyorum onlarla. Öyle olunca insanlar gerçekten dinliyor. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? İnternette bir video izliyorsunuz arkadaşlar. Ve diyor ki milyon milyon. Nasıl yaptım o oldu falan. Nasıl oldu, nasıl etti, harika, süper. Ve bu süre zarfı içerisinde ne oluyor arkadaşlar? Bunu bir izleyelim. Algoritm, arkadaşlar işiniz bu ya, algoritm. Ne oluyor? Siz bunu izliyorsunuz. Sonra, bu siz olun. Her yanında getirerek yapıyorum. Valla. Neyse. İzliyorsunuz. Ne oluyor? Adam anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Siz izliyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmuyor. Ha dizi izlemişsiniz. Ha şaşalı arabaları görmüşsünüz. Çünkü adamlar size para kazandığı verecek. Siz onların filmini izliyorsunuz. Ne öğrendiniz video bittikten sonra? Hiçbir şey. Güzeller uzlanmış. Yani büyük ihtimal bir şey satacağım. Eğer siz bu fare kapanından çıkmazsanız ömrünüzün sonuna kadar böyle koşarsınız. Ve burası siz koştukça daha hızlı döner. Daha çok çalıştıkça daha hızlı. Bu sistem bu kadar basit. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir şeye odaklanacaksınız. Ve bu platformda her ne yapıyorsanız yapın. Bu odaklanma sürecinde sizler yatırımınızı, ki sizin en değerli şey hepinizin zamanı var şu an. Bu zamanı hakkıyla kullanmanız gerekiyor. Sizin hayaliniz ne? eBay mi? Arkadaşlar gidin, ben de dahil olmak üzere Google'u kullanın. Yazın. eBay. Araştırın. Herkesin. Herkesin. Sonuç ne çıkıyorsa, en iyi kim yaptığını düşünüyorsunuz, ona bakın. Onun eğitimini ya da onun şeyini alın. Neyi alıyorsanız alın. Ona yatırım yapın. Diğerleri de vakit harcamayın. Amazon mu? Yazın.
Çünkü siz bilmediğiniz için onların anlattığı her şey size aa, arabası var, o var. Evet. Zamanınızı nereye yatıracağınızı bir seferde bulun, araştırın. Bu bir haftada olsa, iki haftada, bir ayda bir kere yatırım yapın. Çünkü sizi bu insan zengin edecek. Çok net söylüyorum. Ve bu süre zarfı içerisinde insanlara yanlış öğrettikleri içinde ne oluyor biliyor musunuz? Ben çok gördüm, benim videolarımı taklit ederek video çekmeye çalışan ve çok önemli şeyler anlatıyorum. Ve hala da bu o gün, yani bilmiyorum, biraz kızgınım, kızgınım hatta. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben o kadar emin gidiyorum, bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Adam geliyor, benim videomun aynısını çekiyor, YouTube'a koyuyor. Ben diyorum ki, şunu yaparsınız, satmak yersiniz. Adam bilmediği için anlamaya çalıştığı şeyi az bir şey idrak etmiş ve diyor ki, bunu yaparsınız, satmak yersiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir yanlış anlatıyor ki, o videoyu izleyen büyük ihtimal herkesin, çünkü benim anlattığımı anlamamış ve izleyerek yaptığı için o videoyu, herkesin hesabını suspend etti. Umurunda değil ki. YouTube'dan o parasını alıyor zaten. Şimdi siz düşünüyor mu? Niye düşünüyorsun? Siz mi ödüyorsunuz maaşını? Yok. İşte anlıyor musunuz? O yüzden dikkat edin, böyle kafaları falan ellerini koyunca, elhamdülillah böyle yapınca, aman tanrım bir günde milyon. Evet. İzlenme oluyor, ben de yapıyorum. Bunlar reklam arkadaşlar, bunlar işin ticaret kısmı. Ya burada ticarette şey, kural yoktur. Bazen inandığınız şeyi yapıyorsanız kötü de oluyorsunuz. Dürüst konuşun. Ama bunu inandığınız hayaliniz için insanlara zarar vermeden yapabiliyorsunuz. Bunu çok iyi açıklamamız lazım. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu süre zarfı içerisinde yapmış olduğunuz ürünleri izlemeniz gerekiyor. Benim orada olan hakkımın sebebi de başlangıçta size böyle şahşalı gösteriyorlar ya, araba maraba, siz bir anda izliyorsunuz, bir anda siz de milyoner olacağınızı sanıyorsunuz hemen aynı gün. Hesabı açıyorsunuz Amazon'u, listeliyorsunuz, ürün işte Kanada'dan Amerika'ya, sonra bum. Hesabım satılan değil. Allah Allah. Ne garip. Nasıl oldu? Ya orada öyle öğretti. Kendisi bilmiyor ki, neyi anlasın. O yüzden sizden istediğim şey, Türkiye'de bu işi gerçekten, hani bilmiyorum, istediğiniz insanlar, hani ben yapan her eğitmene saygım vardı. Sadece demeye çalıştığım şey, yanlış öğretildiği için başarısız oluyorsunuz. Sizde bir sorun yok. Sorun öğretenlerde oluyor genellikle. Çünkü onun gidebildiği yere kadar gidebiliyorsunuz. Bugün Udemy dünyanın en büyük eğitim kurumları ve eğitim seminerleri ve diğer şeyler satıyor. Udemy'de en çok yüksek puan alan eğitim bizim oldu. İngilizce, Türkçe değil. Bu kadar insanın bu kadar yüksek puan vermesinin hiçbirine başarı tesadüf olmaz arkadaşlar. Milyon tane öğretmenin olduğu bir yerde bir kişi birinci oluyorsa o başarı tesadüf değildir. İnsanlar bir şey kazandığı için siz anlayacaksınız. Örnek veriyorum, siz en iyi yaptığınız işte en iyi olduğunuzda anlayacaksınız dediğim gibi. Çok daha iyi. Çünkü bunun sebebi bu tesadüf değil. Sistem nasıl çalışıyor? Ürünleri gideceksiniz, eBay'de çerez toplayacaksınız. Ürünleri watch liste atacaksınız ve böylelikle bu süre zarfı içerisinde ürünler sistemde eBay diyecek ya, bu ürün almaya başlıyor. Yani bu satıcı değil de alıcı. Yani eBay sizi alıcı olarak görüyor, müşteri olarak. Durun diye hesabına dokunmayın, ürün olacak ya da başka bir şey yapacak. Ve ondan sonra biz ne yapıyoruz? İkinci el ürünlerimizi listelemeye başlıyoruz. Evet. Niye ikinci el koyuyoruz? Çünkü eğer biz birinci el koyarsak ibetik, sen dropshipping yapıyorsun. Benim platformumda, politikamda retail dükkanlardan dropshipping yapamazsın yeni kurallara göre. Yani bu da demek Amazon'dan alıp eBay'de satamazsınız. Satarsanız anlarlarsa hesabınızı kapatırlar. Tamam. O zaman biz ikinci el ürünü yükleyeceğiz. eBay bize suspect'le ilgili bir mesaj atacak. Biz de eBay'i yazacağız. Diyeceğiz ki sevgili eBay, thank you so much for calling eBay. Please hold the line. Merhaba, ben bir tane ayakkabımı koymuştum ama hesabım suspect olmuş. Tabii ki hemen yardımcı olayım sizlere. Ürün listelemi, ürünleri nerede tedarik ettiniz? Ürünleri nasıl aldınız? Ürünlerin faturalarını lütfen rica ediyorum. Hani sattığınız ürünleri ya. Sonuçta var ki ürünü satıyorsunuz ki varması için de almanız lazım. Değil mi? Matematik. Ne oluyor o zaman? eBay yazıyor arkadaşlar. Biz de diyoruz ki ya bu ürün benim ikinci ürünüm.
Tamam beyefendi, çok teşekkür ederim. Birkaç tane klasik soru soruyorlar. Bunların cevapları zaten ben her yerde paylaşıyorum, Facebook gruplarında falan. Cevaplarını bir yazıyorsunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Hesabınızı açtık. Boom. Ve ilk suspend'i geçtiğiniz an isterseniz eBay'de takla atın. Hiçbir şey olmuyor. Bizzat denedim yani. Bir, o kadar vera uyarısı aldım, o kadar şey uyarısı aldım hesaplarımda. Çünkü ben de deniyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiç. Çünkü size öğretmeden önce kendi hesabımda deniyorum. İnternetten izlediğim videolarla video öğretmiyorum insanlara. Ve bende çalışırsa, para kazanırsa, bak diyorum böyle yap. Ve bugün aynı şekilde sizlerin de bu şekilde ilerlemesini istiyorum. Ve ne oldu? PayPal devri kapandı. Letonya, Litvanya ya da bu üçüncü şey seviyesinde olan ülkeler hala PayPal devam ediyor. Fakat biz Allah'ın sevdiği kulları olan Türklere PayPal diye ne Payoneer geldi abi. Payoneer'le hesap açabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci aşamaya geldik. Bu ikinci aşama arkadaşlar, ürünlerimizi listeliyoruz. 2-3 tane ikinci acele etmiyoruz. 1-2 hafta bunlara süre veriyoruz. Sonra ilk ürünümüzü platformlardan yüklemeden önce, ki yüklediğimiz zaman bize diyor ki, iyi hoş sen ürünü satacaksın da biz paranı nereye vereceğiz? Bana bir tane banka ver. PayPal ya da TransferWise. TransferWise farklı. PayPal'lı Payoneer şu an. Wise üzerinden Türkiye paranızı alabilirsiniz. Farklı bankalarda kullanabilirsiniz ama komisyon olarak en iyisi Wise. Ya da Payoneer size kalmış. Şimdi biz hesabımızı bağladık. Hesabımızı link yaptık. Birbirlerine bağladık. Yani ne oluyor? Satış geldiği zaman direkt şey düşüyor. Çoğu insan bu Payoneer bağlama sürecinde hesaplarını suspend etti. Çünkü o zaman bir de sanal sunucu muhabbeti vardı. Türkiye arkadaşıyla bir anda giriyorlardı, çıkıyorlardı. Çat, çok kişi öyle hesabını şey yaptı, suspend etti. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey bizim para yani bu. Olay bu, kasa. Ürün satıyoruz, kasa nerede? Hesabı bağlıyoruz. Yapmamız gereken şey yine PayPal'da da aynı. Bir Gmail hesabı gerekiyor. Payoneer'de birkaç bilgi soruyor. Sonuçta banka bunlar. İnternet bankası arkadaşlar. Paralarınız bir hayali bulutta bekliyor. Siz de onlara banka kartlarınızı ekliyorsunuz. Yani şuraya bir bulut düşünün. Burası Payoneer. Siz TransferWise hesabınız, yani cebinize para çekeceğiniz zaman buraya Wise hesabınızı koyuyorsunuz. Bunu Türkiye'de kullanıyorsunuz. Bankamatikte ya da nerede ya da ürünlerinizi satın alırken. Bu şekilde işlemler ilerliyor. Ve burada en önemli olan şey, insanların yaptığı en büyük hata arkadaşlar, her zaman kendi isminizle kendi hesabınızın aynı olduğuna emin olun. Bankada Ahmet, eBay'de Mehmet. Bu olursa hesabım neden kapandı diye sormayın. Çünkü cevap ortada. Peki. VPN, VPS nedir? Çok basit bir şey dedi arkadaşlar. Sanal sunucular aslında şöyle düşünün. İngiltere'de birinizin beni bilgisayarıma girdiğini düşünün. Girmeyin, çok şey var ama başkasının internet kapını bilgisayara girdiğini düşünün. Bir sunucu alıyoruz. Genellikle bunlar ucuz oluyor. Bunları neden yapıyoruz? Çünkü biliyorsunuz eBay açılışta ya da Amazon diğer platformları bize bir tane bilgisayar lazım ve bu bilgisayarı direkt satın alamıyoruz. Hani bazen pahalı oluyor Türkiye'de 10 milyar, 20 milyar diye iyi bir bilgisayar. Biz ne yapıyoruz? Sanal sunucu kiralıyoruz. Sanki bilgisayarımız varmış gibi. İş yerinde girdik mi oradan açıyoruz, oradan giriyoruz. Eve gittik mi oradan giriyoruz. Aynı IP'den giriyoruz. Ta ki hesap eskiye ne kadar. Ve böylelikle lokasyonumuzu, bilgisayarımızın lokasyonu vardı. Mesela şu an buranın IP'si İstanbul olarak, Taksim olarak gözüküyor. Ben bunu bir anda tık diye Londra'ya götürüyorum. Ve işlemlerimi Londra'dan yapıyorum. Yani bilgisayarımı taşıyorum. Ve bu şekilde hem güvenli bir olarak hesabımızı yönetirken daha da başarılı bir şekilde eBay'in gözünde iş yapıyoruz. TechnoZenCloud. Bizim geliştirmiş olduğumuz bir sanal sunucu sistemi arkadaşlar. CEO'ları Özgür'ün yaptı. Ve sürekli olarak sizlere en uygun, ben tekrar söylüyorum, ben ne yapıyorsam bunu, ben de ucuz olduğu için, yani en ucuzunu bulmaya çalışıyorum, en iyisi olması gerekiyor, en kalitelisi olması gerekiyor. Haliyle ben araştırıyorum, başlıyorum, nasıl oluyor, nasıl ediyor diye. Sonra kimse bunu yapmayınca diyorum ki ben yapayım artık abi. Olmuyor yani, ajanlara kaldıysak işimiz var. Amazon AWS'dir, şudur budur. Dünya para alıyorlar, 50-60 dolar para alıyorlar arkadaşlar.
Ucuza da var, farklısı da var, değişiyor. Şimdi bedava veriyorlar, o kotayı aşınca size 500-600 dolar para gönderiyorlar. Sürpriz, ne oluyor ya diyorsunuz. İkilerden kaçarken 50-60 pound oluyor. Biz de teknolojik kullanım kurduk. Uygun fiyatlar olarak internet sayfasından girip bakabilirsiniz tabii ki arz ettiğiniz takdirde. Ve çok güzel bir şekilde internetten hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Yani bu ne demek? Orada bir tane bilgisayar açarsınız, bir tane hesap, bir tane daha açarsınız, iki tane hesap. Hepsi ayrı yerde. Bundan sonra bu klima inşallah çıktı ha. Aman ne oldu burası? Çok sıcak. Ürün araştırması nedir? Bu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Belki hiçbir şey bilmiyorum ama tek bildiğim şey işin %90 ürün araştırma. Siz ürün araştırmayı biliyorsanız, doğru ürünü bulabiliyorsanız bana kimse gelip de ürünü satmıyor diyemez. Çünkü bizler tanıttık ettik. Ürünün %90'ı ürün araştırma, geri kalanlar başlık ve diğer şeyler. Eğer ürün araştırması nokta atışı yapabiliyorsanız bunu gerçekten satamayacağınız ürün yok. Sonra ben ne yaptım? Düşündüm ya, adamlar dünyada para alıyorlar, çok araştırma yazılımları var. Dedim ücretsiz olarak ben yakın kullanayım, kendime yaptığım şey. Sonra gittik, ürün araştırma yazılımı yaptık dijital markette. Ki bunu ücretsiz sunduk şu an. Belki ilerleyen zamanda stage şey olmasın diye belki bir farklı bir sistem yaparım ama şu an sizler hepiniz dijital market mentor'a gidip ücretsiz olarak satan ürünü bulabilirsiniz. Bu Helmutan ya da Django Scott gibi yazılımları kullanıyorsunuz, aşağı yukarı aylık 100 dolar masrafları var. Sadece bir tanesi. 100 dolar da verebilirsiniz. Benim size yardım olsun diye takım arkadaşlarımla geliştirmiş olduğumuz yazılımı da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Çünkü orada altın var. Para kazanmak istiyorsunuz, bakın. Peki. Vero, Vero, Vero. Bu çok önemli. Buna çok dikkatli dinleyin. Çünkü şu an sizin satış yapamayacağınız ürünlerden bahsediyorum. Her şeyi satabilirsiniz dedim başta ama her şeyi satamazsınız. Çünkü satmamanız gereken şeyler var. Uyuşturucu, cinsel içerikli ürünler, patlayacak ürünler ki satıyorsanız license'ın olması gerekiyor o ülkenin kurallarına göre hangi markette satıyorsanız. Çünkü Amerika'ya da olan bir ürün telif hakkı ya da başka bir şey olmazken İngiltere'de oluyor. Hani eğer worldwide dünya çapında satıyorsanız bunu bilerek her ülkenin biraz böyle kafanızda şey olması lazım. Ha o İngiltere'de oluyor da bu Amerika'da olmuyor diyebilmeniz gerekiyor. O yüzden hiç o topa girmeyin. Kafanız rahat olsun. Ve ver ürünü satmayın. Ver ürünü ne biliyor musunuz? Bu marka örnek veriyorum. ABC marka ya da bir şey. Diyor ki bu ürün benim abi satma. Benden başka kimsenin satmasına izin vermiyorum. Şeyim var ya. Bana bu kalemi sat. direkt oraya geleceğiz. Bu ürünü satamazsınız. Çünkü diyor ki bu ürünü ben yaptım, emeğini ben verdim ve kendi ürünü sadece ben satabilirim. O yüzden sizden tek istediğim Vero ürünleri listelemeniz. Bunu kullanırken yazılımlar sizlere az çok söyleyecektir, uyaracaktır. Vero ürünün uyarısı genellikle ünlem işareti olur arkadaşlar. Şu şekilde bir kutu üçgenin içerisinde bir ünlem der ki bu ürün satışa yasak. Bunu nasıl anlarsınız? Yazılım kullanıyorsanız yazılımlar sizi uyaracaktır. Eğer kullanmıyorsanız eBay Vero List yazarsanız Google'a size bütün markaları çıkartacaktır. Oradan listelediğiniz zaman ürünleri bakın ve listelemeyin. Ama benim size tavsiye ücretsiz yolunu buldum. Biz bir azir öğrenci bulmuş. Ya gerçi ben de yapıyordum da örnek olarak doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Hustle Got Real Mikael'lerin yazılımı. Bu yazılımı indirirsiniz, kullanmazsınız ve hesabınıza link yapmayın. Bu çok önemli. Ama o yazılımla yüklüyormuş gibi yapıp yazılım sizi uyarırsa o ürünü manuel olarak listelemeyin. Yani manuel listeleyeceksiniz. Ama o yazılımı sanki sistemi kontrol etsin diye önceden uyarı olarak sanki onu yüklüyormuş gibi yapacaksınız. Yani ücretsiz yapabilirsiniz. İnşallah Akın Baba'ya da ilerleyen zamanda ben ekleyeceğim zaten. Derken geldik bizim hikayeye. Bunun hikayesi çok komik. Herhalde bir yıl önce YouTube'da canlı yayın yapıyorduk. Akın abi dedi, Akın Baba diye bir yazılım açar mısın dedi. Ya biz bunu yükleyeceğiz. Bu ne? Bunu kendime bir şey dedim. Akın Baba yoksa hani isim olarak baba ne ya? Hani
Çok bana komik geldi. Fakat ona niyet ettim. Yaptım. Facebook grubunu kurduğumda yine YouTube'da bir canlı yayın yapıyordum. Abi bu grubu aç dedim, birbirimize yardımcı olalım. Hepimizin farklı sıkıntısı var. Onları açtım. Bugün 15.000'in üzerinde insan var. Ve herkes oradan ticaret öğrendi. Yani görüyor musunuz nereden nereye? Ve bu yapım ne yapıyor biliyor musunuz? Dünyada bir ilkin. Biz yaparsak öyle yaparız. Dünyada hiçbir yazılım aynı anda eBay'e ve Facebook Market'e ürün listelemiyor. Ayrı ayrı yazılımlar almanız gerekiyor. Ürünlerinizin fiyatları değişirse, bakın şöyle bir süreç oluyor. Hani her şeyi satıyorsunuz ama burada bir işin şeyi var, esprisi var. Niye biliyor musunuz? A noktasından aldınız ürünü. Buna çok dikkat edin. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? A noktasından alıp ürünü eBay'den listeliyorsunuz ya. Amazon'dan eBay'e. Bum! Amazon'da ürününüz bir anda satılıyor. Para geldi. İşte o çın çın sesi var ya, bayılıyorum ona. Geldi. Aa, hadi alalım hemen. Nerede? Amazon'daymış. Gidin bakalım. Ürün stok dışı. Hadi bakalım. Kolay gelsin. İlk siparişiniz iptal edeceksiniz. Büyük ihtimalle hesabınız %70 sıkıntılı bir şekilde kapanacak. Çünkü diyor ki sen ya biz satış yapıyorsun ve iptal ediyorsun. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Benim platformda öyle ama sen bu işi ciddi yapmıyorsun. Ama ben bilmiyordum. Ama o öyle etmedi. YouTube'da öyle demiyor. Ya. O yüzden ne yaptık biz? Ben dedim ki, eğer burada fiyat değişirse, Akın Baba da değiştirsin, eBay'de de değiştirsin. Hani ne oldu? Bir anda bazen şu çok olur. Özellikle Amazon'da oluyor bu. Fiyatlarını satıyorsunuz 50 liraya, 40 liralık ürün. Mesela 50 liraya sattınız, tam alacaksınız, gidiyorsunuz, bum! Ürün 70 pound olmuş. Vay! Yani ne oluyor biliyor musunuz? Hayalleriniz yıkılıyor. Çünkü niye doğru bilmiyorsunuz ve bilmediğiniz şeyde hata yaparsınız arkadaşlar. Bu kadar net. Ve ben de Yakup'la beraber sağ olsun çocuğu gece gündüz çalıştım. Hiç uyumadı. En sonunda bana aşkım diye mesaj attı. Sonra da sildim. Kafası o kadar yandı. Ama başardık. Başardık. Başarmamız lazım. Çünkü başarmamızın sebebi var. Hepimizin geleceği için. Çünkü niye biliyor musunuz? Siz 100 tane ürün istedersiniz, şansınızı 100 kat da arttırırsınız. Daha az hata yaparsınız. Her zaman hata yapacağız. Bunu en az indirebilmek olay zaten. Ve bunu Akın Baba sayesinde yapabiliriz. Çünkü insanlar çok ciddi rakamda paralar ödüyor ve hiçbir sonuç olamıyor. Akın Baba'yı kullanan bütün, neredeyse bütün müşterilerimiz fazlasıyla hem yazılımın parasını çıkartıyor, hem diğer şeyleri yapıyor. Böyle tekrar diyorum. eBay'de sattıysa Facebook'ta da satıyor. Ben yapıyorsam bir şey biliyorum. Para kazanmadığım şeyi niye yapayım? Ne oluyor? Arkadaşlar ödemelerinizi Facebook'tan da satıyorsunuz. eBay'den de iki katına çıkardık. Başladık para kazanmaya. Artık iki katına oynuyoruz. Start'tan paralar diyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde ürün listeleyebiliyorsunuz. Ne kadar uğraştırıyor biliyor musunuz? Fotoğrafı indir ki platformlar sizi suspendlemesinin sebebi ürünleri Amazon'dan çektiğini görmesi. HTML kodlarıyla fotoğraflarınızın nereden geldiğini Amazon'dan onlar görebiliyor. HTML ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için yazdıktan özel ders olabilir. Hepiniz biliyorsunuz. Ne yaptık? Bunu kırdık. Ve hiçbir şekilde nereden geldiğini göremiyorlar artık. Ya işte öyle olur. Çünkü ben düşünebiliyorum zaten diğer insanların neden suspend yediğini. Ve biliyorum o zaman bunu engellemem lazım. Ve non-IP olduğu için de hesaplar hiçbir şekilde linklenmiyor. Çünkü çoğu insan bilmiyor ama yazılım kullandığı zaman eBay'de üçüncü parti satıcılar diye bir şey var. Ve burada şöyle bir şey oluyor. Diyor ki buraya diyor İşte şu sisteme entegre etmiş IP yazılımı. Yani hesabınızı link yaparsanız bitti, kapandı. Çünkü politikalarda diyor ki yapmayın arkadaşlar. Hesabınızı IP yazılımına bağlamayın. Bağlarsınız nününü. Ne oluyor? Yine para kazanamıyorsunuz. Suspend diyorsunuz. Suspend nasıl hızlı geçti? Tamam geldik işin suspend kısmına. Size bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane suspend hesap açtım. Bana bir gün bir öğrencim şey demişti. Ne dedi? Sen dedi, senden dedi niye eğitim alıyorlar ya dedi. Ben hiç anlamıyorum.
Bilmiyorum, onlar sonra bana ne soruyorsunuz? Bilmiyorum yani. Sonra şey dedi. Ben dedi, bir arkadaş vardı, onun eğitimini alacağım dedi. Bildim o. Hoş. 3 ay geçti, mesaj attı. Abi hesabı suspend edildi. Bildim, hoş. Ne yaptın? Abi hesabı suspend açar mısın? Bunu açar. Sonra açtı. Dedim, bana 3 ay önce bir şey söylemişti. Neden aldıklarını. Şimdi anladın mı? Ne oldu biliyor musun? Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Suspend açılıyor arkadaşlar. O öğreten arkadaşlar öğretiyor da işin suspend kısmını öğretmiyor. Her şey çünkü pembe pembe arabalar var, paralar var. Suspend ne yapacaksınız? Ya suspend olunca para kazanamıyorsunuz. Kapatıyorlar. Suspend kapanıyor yani. Bay bay. Görüşürüz. İbediye bizi daha rahatsız etmeyin ya. Ne oluyor peki o zaman? Hayalleriniz paramparça oluyor. İşte o kadar para kazanmaya başlıyorsun, bir anda bir kapanıyor, her şey gidiyor. Ben buna izin vermem. Çünkü neden suspend dediğinizi biliyorum. Hesaplarınızı bağladığınız için suspend diyorsunuz. Ver ürünler listelediğiniz için suspend diyorsunuz. HTML kodlarından yakaladığı için dropshipping yaparken ürünlerin bilgilerini farklı platformdan diğer platforma taşıdığınız için hesaplarınız kapanıyor. Ve bunları nasıl yapacağınızda, yapmayacağınızda ben gerek YouTube kanalımda, gerek eğitimlerimde, gerek akademikerli internet sayfamızda her gün anlatıyorum. Ve eBay'i arayarak çok rahat bir şekilde hesabınızı açtırabilirsiniz. Açamazsanız ikinci hesabınızı açarsınız. Onu da ilerleyen zamanda anlatacağım. Fakat gelelim bundan sonra, şimdi şöyle bir senaryo oluyor. Bizim Türkiye'deki özellikle arkadaşlar bir sayfa açıyor. Ya bakın abi diyor, sen diyor, işte ne bileyim şu kadar eğitim aldım falan filan her şey çok iyi. Ben iyi para kazanmaya da başladım. Şimdi bu paraları nereye koyacağım? Ha böyle oluyor. Kardeşim diyorum, sen eğer İngiltere'de satış yapıyorsan hemen sana bir şirket. Çünkü yaptığın paranın, eğer İngiltere'de satıyorsanız %20'li bir vergisi var. Korkmayın, çünkü kazanmadığınız ya da satmadığınız şeyin vergisini ödemezsiniz. Para kazanıyorsunuz ki vergi ödüyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz biz? Hemen bir tane United Kingdom'dan bize adres, şirket veriyor açılırken size, diyor ki X adres. Bir tane banka hesabı. Çünkü Türkiye'de yaşayıp da dünyanın farklı ülkelerinde ticaret yapabilirsiniz, şirket açabilirsiniz. Bu bizim yasal hakkımız. Neden yapmıyor? Ne yapıyoruz? Hemen onu da kartla çıkartıyoruz. Business card. Daha güzel, havalı. E ne oluyor? E bize her şeyi veriyorlar, şirketin target, vergi numarası veriyorlar, şirket adı. eBay'e business hesap açıyoruz. Bu şişiyor, beni suspendler düşünüyor. Amazon'a da açıyoruz ona. Çünkü bir şirket açarak bütün platformlarda business hesap açabilirsiniz. 10 tane şirket açmanıza da gerek yok. Genellikle işin bir şey çakal, Ali Cengiz oyunu var. O, bu dersin konusu değil, ilerleyen zamanlarda daha çok şirket açacaksınız. Parası çoğaldığınız zaman, anlarsınız onu sonra. Ne oldu? Şirket açtık. Şirket ne kadar biliyor musunuz açmak? Türkiye'de açarsanız dünya para. Ama bizim anlaşmış olduğumuz firma, yanlış hatırlamıyorsam, 50 pound'a size şirket açıyor. 50 pound. İki tane satış yapın, kazandığınız paranın %50'sini şirketinize yatırın. Ben öyle yatırdım. Ben hepsini yatırıyordum ama siz nasıl isterseniz, o takip büyüyene kadar, çocuk gibi şirket kurmak. Bağımlı oluyorsunuz. Okyanuslu şirketi benim için çok önemli. Çocuğum gibi. Ve onunla hayallerim var, onunla duygularım var. Sizin de böyle olması gerekiyor. Çünkü artık bir vizyon ve misyon sahibisiniz. Ve hepinizin sizin ürünlerinizi satın almak isteyen müşterileri olacak. Onlara en iyi hizmeti sunmadığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız. Kısa vadeli düşünmeyin. Uzun vadeli ticaret yapacaksınız. Ömrünüzün sonuna kadar çocuklarınızın çocukları bile bu şirkette para kazanırken düşünün. Onlara o yapıyı ve o şeyi sağlayın. Çünkü bunu yapabilirsiniz. İnsanlar genellikle eşyaları satarken kısa vadeli satıyorlar. Bizim bu kadar büyümemizin tek sebebi de bunu uzun vadeli olarak yapmamız. Yani insanlara eğitim satıyorlar, hiçbir şekilde telefonlara bile çıkmıyorlar. Olabilir. Hani politikası oysa, şeyi oysa bir şey diyemem. Ve bunu kabullenerek aldıysanız da yine bir şey diyemem. Çünkü orada yazmıştır. Ben bunu yapıyorum, bunu yapmıyorum. Ve bunu kabul ederek alıyorsunuz, sorun yok. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Fakat ticaret yapacaksanız bunu bilmek zorundasınız. Bir tane eğitim satıyorsunuz, olay bitiyor.
Fakat biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yani insan bizden bir hizmet alıyorsa, X bir hizmet. Biz bu adama suspect gelinde yardımcı oluyoruz, bir şey yaptığında yardımcı oluyoruz, akın babayı kullanırken yardımcı oluyoruz, tracker face'i kullanırken yardımcı oluyoruz, şirket açarken yardımcı oluyoruz, işte bankada muhasebe işlemleri için yardımcı oluyoruz, adres sunuyoruz, her şeyi yapıyoruz. Adama ticareti öğretiyoruz. Çünkü istediğiniz kadar iyi bir hesabı açın, şirketiniz yoksa, paranız büyüdüğü zaman o parayı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Parayı büyütemezsiniz. Bir yere kadar gider durursunuz. Ve olay eBay'den ibaret değil, Amazon'dan ibaret değil. Büyük resmi görmeniz lazım çünkü siz artık iş adamı ya da iş kadınısınız. Ve büyük resmi göremediğiniz sürece işlemler olmaz. Peki, ya muhasebe işlemleri nasıl oluyor? Genellikle 60 puan alıyorlar. Yaptığınız işlem sayısına göre değişebilir. İngiltere'de kendiniz bu işlemi yapmayı biliyorsanız yasal olarak yapabilirsiniz. Yani muhasebenizi ödeyebilirsiniz ama çok basit bir şekilde anlatayım. Ve kafanız bu kadar şey olsun. Sattığınız her ürünü bir Google Sheet'ine yazın arkadaşlar. Şu ürün şu kadara alındı, şu kadara satıldı ve şu kadar net kar var. Üç aylık periyotlar halinde muhasebecinize gönderin. O da sizin yerinize devleti vergi ödesin. O kadar. Kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok. Yaptığınız satışları tutuyorsunuz. Giren para, çıkan para. Ondan sonra da gönderin. Yıl sonunda vergi ödeyin. Ben buraya gelmeden önce ödedim. Güzelmiş. Kazandığını seviniyorsunuz. Ve bu sizin için ilerleyen zamanda İngiltere'ye geldiğinizde ya da şirketinizin gündüğünüzde çok güzel bir şey olacak. Sonra vergiden korkmayın. Çünkü niye? Çoğu insan verginin ne olduğunu dahi bilmiyor. Niye verdiğini de bilmiyor. Hatta ürünlerinizi de sayarken diyorlar ki ben %20 vergi ödüyorum. Hadi canım. Nasıl vergiden kaçabilirim, muaf olabilirim? Arkadaşlar dünyanın düzeni bu. Ülkeleri doyuracaksınız ki onlar da sizi doyursun. Bu vergiden kaçma durumu yok. Bizim amacımız daha çok satarak, daha çok vergi ödemek. Tabii ki onun şeyleri var. Bunu muhasebelerinizle konuşursunuz. Fakat arzu ettiğiniz takdirde bu muhasebeleri şirket kurulumunda bize akademi.dijital marketten ulaşabilirsiniz. Zehra şu an çalışmıyor ama arka tarafta elde biri vardı diye tahmin ediyorum. Ondan sonraki süre içerisinde şirketlerinizde her zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Amerika'da yapıyorsanız da Amerika'daki insanlarla iletişime geçerek yapabilirsiniz. Yani hiç sorun değil nerede yaptınız. Sadece bilmeniz gereken şey hangi ülkede iş yapıyorsunuz, o ülkeye vergi ödüyorsunuz. O paraları çok büyük rakamlara ulaştığı zaman Türkiye'ye sokuyorsunuz milyonları. Bir tane mali müşavir bulup onu artıyorsunuz size gelir vergisi Türkiye'ye var. Çünkü çok parası olduğunuz zaman biliyorsunuz Türkiye'nin bir şeyler isteyebilir. Ama her ne olursa olsun sizlere bu şeyleri A'dan Z'ye bu şekilde detaylı olarak anlatmamın tek sebebi arkadaşlar hepiniz geleceğin milyonerlerisiniz. Ve hepiniz bu parayı kazandığınızda ben hepinizin hakkıyla o parayı değerlendireceğine, insanlara yardım edeceğine ve başarılı bir şekilde o parayı kullanacağına eminim. Bunu söylememdeki sebep şu: daha çok zengin olduğunuzda, derler zengin olunca kötü olursun. Hayır, daha çok zengin olduğunuzda daha çok siz olacaksınız. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Eğer siz bugün cebinizde bir kuruş para yokken insanlara yardım edebilecek kadar dürüstseniz, cömertseniz, Allah da size veriyor. Milyonunuz olduğunda da daha çok veriyorsunuz. Biz kaç tane şirket olarak o kadar insanlara yardım ediyoruz ki arka tarafta? Ve daha çok kazanmak istiyorum, daha çok para istiyorum. Bazen çıldırıyorum diyorum, daha çok kazanmam lazım. Ömrüm sana yetecek kadar param oldu. Daha çok. Niye biliyor musunuz? Ben bu şirketi büyütürsem buradaki pırlantaki bütün gençler, yaşlı da var aramızda, büyük de var, küçük de var benden. Hepsi ailesine yemek getirebilir. Hepsi daha güzel bir vakit geçirebilir. Bugün kaç yaşındalar? Bazılarının özgüye bakın. Türkiye'de CEO'larını mahrum diyorlar ya, CEO maaşı ve diğerler. Oraya doğru gidiyorlar. Yani oturdukları, yaptıkları şeyi ne biliyorsun? Bir saat oturuyorlar, arka tarafta sistemimizi kontrol ediyorlar. Her şey yolunda mı? Geliştiriyoruz, sürekli proje geliştiriyoruz. Niye? Türkiye'deki insanlar, yurt dışındaki insanlar ki ben genellikle yurt dışında tanımıyorum, Türkiye'de tanımıyorum. Yani yurt dışında çok böyle bir şeyim var. Bu insanlar para kazansın diye arka tarafta başınıza gelmeden her şeyin yolunu gösteriyoruz. Ve böyle bir sistem kurduk ki buraya girdik mi burada milyoner olmadan çıkmak yok.
İster seve seve, ister seve seve. Çünkü başka bir mazeret yok. Mazeret yok. Başaracaksınız. Sorumluluklarınız var. Kendinize bir şekil düzen verin artık. Ayağa kalkın. Başınıza her ne geldiyse gelsin ki benim de başıma geldi. 7 yıl boyunca çalıştığım, o kadar emek ettiğim, dişimi toprağıma, tanıma her şeyimi takıp farklı farklı gencecik yaşlarda değişik ülkelere gidip çocuğumla eşimle bir gün sırt çantamı alarak çıktım. Hiçbir şey hayatımda o kadar bana zarar vermemişti, üzmemişti. 7 yıl boşuna çalıştığımı düşündüm. 7 yıllık her şeyin bir günde kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara hazırlıklı olun. Büyüyeceksiniz, sağlam düşeceksiniz. Tipi gördüğünüzde de oktan çıkmış yer gibi o kadar uzağa gideceksiniz. Şimdi o bahaneleri sizi daha çok güçlendirsin ve daha çok siz olsun diye artık çalışın. Milyoner mi olmak istiyorsunuz? Hay hay, nasıl olacağınızı hepinize gösterdim. İyi beygirin, milyoner çıkmazsanız beni arayın. Ya gerçekten hakkıyla çalışmamışsınızdır ya da gerçekten para kazanmayı istememişsinizdir. Başka bir mazeretiniz olamaz. Ve ben bunu nasıl yaptıysam aynısını sizler de yapabilirsiniz. Eğitimlere katılabilirsiniz, şeyler yapabilirsiniz, ne istiyorsanız yapın. Para harcamaktan korkmayın kendinize. Dünya genelinde %3'ü sadece insanlar kendilerine yatırım yapıyor. Eğitim alıyor, seminere gidiyor, kitaplar okuyor. Niye biliyor musunuz? Diğerlerini yönetebilsin diye. Çünkü akıl olarak diğerlerinden farklı, kendisine yatırım yapıyor. Sigaraya, içkiye ya da diğer şeylere değil. Yapabilirsiniz, o da sizin tercihiniz ama tutup da size bir şey anlatayım mı? Bana çoğu insan soruyor, geçen hafta çok güldüm ona. Bir arkadaş soruyor, abi diyor, niye iPod kullanmıyorsun bu şey, business şey. Yani Apple saçmalıyor. İstemi oraya yatırıyor. Bir şey alıyor, sermeme gerek yok. O benim müşterim. Bakış açısını anlatırız mı? İşte böyle yaparsanız zengin olursunuz. 10.000 sterlinlik telefon alıp da vay benim telefonum X bilmem marka alıp dolaşırsanız siz müşterisiniz. Oradan hisse senedi alıp o parayı iki katına çıkartırsanız iş adamı ya da iş kadını. Aradaki farkı görmediğiniz sürece ve o parayı telefon yerine beyninize yatırmadığınız sürece o telefon size hiçbir şey kazandırmaz, tam tersine kaybettirir. Yani kendinize yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın. Paranız mı yok? Ben size bir şey söyleyeyim. Para yok, mazereti insanların tamamen şeyidir. Ben buna inanmıyorum. Para bir şekilde bulursunuz. Şöyle düşünün, ben bu gücümü bulduğumda zaten bu kadar başarıya ulaştım. Bir gün annemi çok seviyorum, annemin başına çok büyük bir hastalık geldi. Bir an önce para bulmam lazım. Yani bu yaşam ölüm meselesi yani, o boyuttayız. Arkadaşlarımdan borç aldım, bir anda herkes aradım. Oh, var mı sende, bende var mı falan. Buldum parayı bir anda. İmkansız denilecek. Benim için o zaman çok paraydı. 5 milyar mı? Şaka gibi ama. 5 milyar ya. Parayı buldum, sağa sola aradım. Ve o gün şunu öğrendim. Sıkışınca yapıyorsunuz. Şimdi sevdiklerinizin dışına gelmedi mi? O gücü nasıl bir anda yarattın? Hani yoktan yaratıyorsun diyor. Bu yoktan yarattın. İşte onu açtığınız işte böyle olacak şekilde yapın. O anın gelmesini beklemeyin. O anı siz yaratın. Çünkü içinizde bu güç var. O yüzden sizden tek ricam arkadaşlar, milyoner olduğunuzda siz de size inanan insanlara yardım edin. Bu böyle çalışıyor. Çünkü sistem çok basit. Sistem sadece milyoner olmaya giden yol bu kadar basit arkadaşlar. Bakın. Bir piramit var. Saadet piramidi mi? Ne dersiniz? Şimdi siz buradasınız ya. Burada buradaki sizi buraya alacak. Tamam, siz buraya geleceksiniz. Sonra siz bunu yukarı çıkaracaksınız. Sonra bu da sizi aşağıdan çekecek. Siz burada şımarırsanız bu yukarı çıkar da sizi aşağıdan çekmez. Çünkü siz aşağıdakini çekmiyorsunuz. Şimdi zengin olmak böyle bir şey. Zengin olmak mı istiyorsunuz? Milyoner olmak mı istiyorsunuz? Onu insanlara verin. Çok teşekkür ederim hepiniz katıldığınız için arkadaşlar. Umarım sizin için çok güzel bir şey olmuştur. Ben elimden geldiğince, gönlümden geçince benim hikayemi anlattım, nasıl başardım ve sizin artık iyi bir hesabınızı açıp en üste çıkmanız gerekiyor. Ve bu sizsiniz.
Hadi hayırlı olsun. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederim.